Günaydın, Para Gündem'desiniz. Güzel bir hafta olsun. Ben Sena Alkan. Hoş geldiniz. Bugün 19 Ağustos, Pazartesi. Hafta sonundan bugüne neler devretti? Türkiye'nin, dünyanın gündeminde neler var? Biz en çok neleri konuştuk? Bu hafta neleri konuşacağız? Şöyle bir günün manşetlerini atalım. Sonra da Para Gündem'e başlayalım. Türkiye Cuma gününden bu yana orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı 247 yangına müdahale edildiğini, 241'inin de kontrol altında olduğunu açıkladı. Dedi ki 5 aktif yangından şu an için bizi endişeye sevk edecek herhangi bir yangınımız yok açıklaması yaptı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan da hafta sonu boyunca yaşadığımız orman yangınlarına ilişkin bir açıklama geldi. 7 ilde çıkan orman yangınlarına ilişkin 22 kişinin gözaltına alındığını, 9'unun da tutuklandığını açıkladı Adalet Bakanı Yılmaz Tunç. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da Muğla'nın Yatağan, Ula ve Datça ilçelerindeki orman yangınlara sebebiyet verdiğinden şüphelenilen 3 kişinin yakalandığını duyurdu. Ayrıca sosyal medya hesaplarından yangına ilişkin provokatif paylaşım yapan 20 hesap yöneticisi hakkında da işlem başlatıldığını ifade etti İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum orman yangınlarından etkilenen bölgelerdeki hasar tespit çalışmaları ile ilgili bilgi verdi. O da şöyle söylüyor. İzmir'de 52 bina incelendi. 43 binada hasar tespit edildi ifadelerini kullandı. Durum bu, maalesef ormanlarımız yanarken yapılan açıklamalarda bu şekildeydi. Şimdi bir de bakalım ateşkes gündemine. İsrail'in Gazze'deki saldırıları sonrası Hamas'la ateşkes görüşmeleri Doha'da başlamıştı. İlerleme var diyordu Amerika Birleşik Devletleri ama Hamas, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Gazze'de ateşkes sağlanması ve esir takası anlaşmasına karşı engeller koyduğunu açıkladı. Ve Türk yetkililerle üst düzey bir temas kurdu Hamas yetkilileri. Diyorlar ki Amerika Birleşik Devletleri çok pembe bir tablo çiziyor ama aslında durum böyle değil, bu kadar pembe değil. İsrail 10 Haziran'daki taleplerin bile gerisine gidebilecek, masayı oraya götürebilecek başka talepler ekliyor sürekli ifadelerini kullandı. Durum böyle değil, dolayısıyla ateşkes müzakerelerinde sonuca yakın değiliz mesajını da vermiş oldu. Biraz Netanyahu elindeki seçim kartını kullanıyor, değerlendirmesini de yapıyor konuyu yakından izleyen isimler. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'la bir görüşme gerçekleştirdi. Abbas'ın genel kurula hitap ettiği oturumda bulunamadığı için üzüntülerini dile getirdi. Ve CHP'nin Filistin halkının haklı davasının her zaman yanında olduğunu vurguladı Özgür Özel. Abbas da Özgür Özel'e geçmiş olsun dileklerini iletti. CHP'nin tarihini ve Filistin davasına süren desteğini çok iyi bildiğini söyledi. Konuşmanın sonunda Özgür Özel'i Filistin'e davet etti. Siz bizim dünyaya açılan kapımızsınız mesajını verdiğini de ifade ediyor yine CHP'li yetkililer. İstanbul Kağıthane'de Filistinli bir iş insanı susturucu silahla vuruldu. Filistinli iş insanı hayatını kaybederken kurşunların hedefi olan koruması ve bir başka Filistinli yaralandı. Olayla ilgili de soruşturma başlatıldı. CHP 4-9 Eylül tarihlerinde yapılacak kurultay öncesi artık hazırlıklarını yoğunlaştırdı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi başkanlığında Tüzük Hazırlık Komisyonu ilk toplantısını yaptı. Bu toplantıda yaklaşık 10 bin öneri değerlendirildi. Bazılarını biz böyle kendi aramızda Para Gündem'de de konuklarımızla da konuşuyoruz. Kulis haberleri olarak da öne çıkanlar var. Neler bunlar? Milletvekillerine, parti yöneticilerine dönem sınırı getirilmesi. İki dönem olarak ön plana çıkıyor bu dönem sınırı getirilmesi başlığı. Ancak bir kişinin en fazla kaç kez milletvekili ya da belediye başkanı seçilebileceği konusunda henüz bir karar yok. Komisyon toplantısında öne çıkan bir başka başlık ön seçim konusu. Bu da çok konuşulan bir başlıktı CHP'de. Tüm illerde farklı bir yöntem uygulanması gerektiği de değerlendiriliyor. Bakalım TÜZİK kurultayı öncesi bu önerilerden hangisi ağırlık basacak, hangisi öne çıkacak, iç siyasette ve CHP içerisinde nasıl bir yankısı olacak, onu da ayrıca takip ederiz. Biraz da ekonomiye bakalım şimdi. Müzik.
Şöyle bir piyasalara bakalım. Piyasalar bugün bize ne söylüyor, haftaya nasıl başlıyor? Sonra da Abdurrahman Yıldırım bizi bekler, değerlendirecek ekonomideki tüm gündemi. BIST endeksi 10.000 kritik puan seviyesinin hala altında. Beklenen, istenen yükselişi henüz gerçekleştiremedi. 9.821 puan seviyelerinde seyrediyor. Dolar TL 33,71 seviyelerinde. Euro TL 37,26 seviyelerinde. Geçtiğimiz hafta 37 lira rekoru kırılmıştı Euro'da. Yine 37 liranın üzerinde seyreder. Gram altın 2708 lira seviyelerinde görünüyor. Şöyle altının onsunda 2501 dolar seviyeleri varken Brent petrolde 79 dolar seviyeleri, Amerikan ham petrolünde 76 dolar seviyeleri hakim. Altına mercek tutarsak az önce gram altını söylemiştim, 2709 lira seviyelerinde. Çeyrek altın 4429 lira seviyelerinde. Yarım altın 8858 lira seviyelerinde seyreder ve tam altında 17.665 lira seviyelerinden işlem görüyor. Piyasalar bu haftaya böyle başladı. Ekranlarınıza da getirdik. Şimdi şöyle biz de ekonomi gündemine başlayalım. Abdurrahman Yıldırım konuğumuz her pazartesi olduğu gibi bize piyasaları, ekonomiyi, ahvali değerlendirecek. Hoş geldiniz, günaydın, nasılsınız? Günaydın, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Çok teşekkürler. Bizler de iyiyiz. Sizi özledik. Önümüzdeki hafta kavuşuruz inşallah İstanbul stüdyoda da. Tekrar hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Şöyle bir başlayalım. Merkez Bankası anketinde piyasanın tüfe beklentisiyle. Biz geçtiğimiz hafta bu özellikle köprü otoyol zamlarını konuşurken bunların enflasyona, yıl sonu enflasyona bir muhakkak yansıması olabilir denirken, yıl sonu enflasyon ve 12 ay enflasyon, 12 ay sonrasının enflasyonuna dair beklentilerde ne oldu diye bir bakınca yıl sonu enflasyon beklentisi %43,31, 12 ay sonrasınınki ise %28,71 seviyelerinde görünüyor. Biraz yani piyasanın enflasyon beklentisi arttı. Sizce neden? Yani bu kamusal zamlardan olsa gerek. Çünkü bu zamlar işte Haziran ayında başladı, Temmuz'da sürdü, Ağustos'da devam ediyor. Ve aylık bazda beklenen sert enflasyon düşüşünü geciktiriyor. Yani biraz daha yüksek düzeylerde oluşmasına sebep oluyor. Bence temel neden bu. Bunun dışında herhangi bir neden de görmüyorum. Denle böyle bir artış gördük o halde. Bir yandan şöyle dolar kuru ve döviz kuru beklentisine bakınca da yıl sonu dolar kuru beklentisi 37,28 seviyelerinde, o seviyeye düşmüş. 12 ay sonrasının döviz kuru beklentisi de 41,03 seviyelerinde. Yani dolar kuru beklentisinde biraz yükselme var. Evet. Bu herhalde son bu yaz aylarında, işte son günlerde, hatta son bir haftada hızlı artıştan kaynaklanmış olsa gerek. Dolayısıyla bu beklentiler değişebilir önümüzdeki dönemde de. Ben yıl sonu için çok da hani karamsar dediğim, yani dolar kurunun işte 34, 35, 36 lira düzeylerinde olacağını tahmin etmiyorum. Düşünmekten ziyade. Yani yine 39-40 düzeylerine doğru yaklaşacağını, çünkü Türkiye'nin ihracatını baltalamak istemeyeceğini tahmin ederim. Bir de aynı zamanda ithalatı teşvik edici olur düşük dolar kuru. Yani hem ithalatı teşvik edici olur hem ihracatı zorlaştırıcı olur. Bu da dış ticaret açığına ve döviz ihtiyacına yol açar. Halbuki biz şimdiki durumda hakikaten ithalatı kontrol altına aldık. İhracatta artışını sürdürüyor ama çok düşük düzeyde. Ama baktığımız zaman hani cari açık sorun olmaktan çıkmış gibi görünüyor. 20 milyar dolar civarında bir cari açık bekleniyor yıl sonunda. Bunu rahatlıkla önümüzdeki yıllarda da devam ettirirsek dolayısıyla Türkiye'nin döviz sorunu olmaz diye beklenir. Çünkü milli gelirin %2'sinin altına düşecek. Bu tabloyu bozacak bir adımı da bence para politikası yoluyla en azından kamu atmaz diye tahmin ederim. Yani yoksa enflasyonu düşüreyim diye sadece dolar kuru üzerine
sadece para politikaları üzerine aşırı yük bindirmek ve bir aracı, bir enstrümanı çok aşırı şekilde kullanmak da sonunda ters tepebilir. Hakikaten cari açığa da yol açabilir. Yerli üretimi kısmen baltalayıcı olabilir. İthalatı özendirici olabilir. Ve de ihracatı düşürücü yönde etkisi olabilir. Sonuçta şirketlerin karlılığını etkiler. İhracatçı şirketlerin karlılığını azaltır. İthalatçı şirketlerin karını yükseltir. Yani bu da Türkiye'nin lehine bir durum değildir. Teşekkürler. Bu haberi gördünüz mü? Gördüyseniz ne düşündünüz merak ediyorum. Enflasyon, enerji enflasyonunda dünya lideriyiz. OECD'nin Haziran 2024 ile ilgili verileri enerji enflasyonunda bizim dünyada lider durumda olduğumuzu gösteriyor. Yani %89,8 bizdeki enerji enflasyonu. Peki bize en yakın kimde, nasıl diye şöyle bir bakınca Kolombiya'yı görüyoruz. İkinci sırada %18,3. Belçika'da 3. sırada %15,1. Hadi diğerlerini de söyleyeyim. Şili'de %10,7. Danimarka'da %10. Yeni Zelanda'da %9,2. Dünyadan öyle bir ayrışmışız ki enerji enflasyonunda %89,8 ile zirvedeyiz. Yani enflasyonda da aslında Türkiye dünyada ilk 5 içerisinde. Dolayısıyla bu enerjiye yapılmamış olan seçim nedeniyle yapılmamış olan zamlar da yapılınca fark açıldı ve Türkiye ilk sıraya yerleşti. Yani muhtemelen 6 ay önce bir sıralama yapılmış olsaydı Türkiye bu kadar öne çıkmış olmayacaktı. Dolayısıyla bu arada yapılan işte enerji fiyatlama politikasının siyasi olduğunu görüyoruz. Yani seçim geçene kadar zam yapma, biriktir. Seçim geçtikten sonra yüklü zamları yap. Dolayısıyla bir dönem aldığınız zaman belki enerjide hani birinci sırada değil, belki ikinci sırada, belki beşinci sırada çıkardık ki o zaman belki haber değeri de taşımazdı. Şimdi ilk sırada çıktığımız için haber değeri de taşıyor, ilgini yani görüyor. Bu kadar muazzam bir makas olduğu için, arada çok geniş bir fark olduğu için, yani birinci %89,8'de biziz. Bizi takip eden en yakın ülke Kolombiya %18,3'le. O da tabii daha çok dikkat çekiyor belki de enflasyonun geldiğimiz şöyle görünce. Bir Türkiye enerjisini ithal ediyor. Yani biz enerjide yurt dışına bağımlılık ya da ithalata bağımlılığımız %70'in üzerinde düşmüyor. Yani petrolün büyük bölümünü ithal ediyoruz. Kendi üretimimiz yok. %90'lar düzeyinde ithalatımız var. Doğal gazı yine büyük ölçüde ithal ediyoruz. Yani Karadeniz'de doğal gaz bulduk ama işte henüz daha yeterli ya da işte etkili bir şekilde üretimi artıracak şekilde bir düzeye çıkmış değil. İthal ettiğimiz bu işte enerjiye ayrıca dolar kuru arttığı ölçüde de zam yapma gereği var. Elbette vergilerini düşürerek de fiyat ayarlaması yoluna gidebiliriz. Orada da bütçe kısıtları, devletin kaynak ihtiyacı ortaya çıkıyor. Yani devlet kaynağa ihtiyaç duyduğu için bence burada enerjiden almış olduğu vergileri, İşte ÖTV'si, KDV'si ve diğer vergileri düşürme yoluna pek gitmiyor. Ama seçim öncelerinde şeye gidiyor, yani sübvanse etme yoluna gidiyor. Bu vergilerde indirime gidiyor ya da enerjiyi kontrol eden kamu kuruluşlarına sermaye desteği veriyor ya da borç veriyor. Seçim sonrasında da bunu toparlama yoluna gidiyor. Dolayısıyla bizim önemli bir şeyimiz, handikapımız bu. Enerjide dışa bağımlılık. Hatta milli gelirimizin, milli gelire oran bakımından enerjide dışa bağımlılık konusunda Türkiye en ön sıralarda yer alıyor. Hindistan'da bize yakın düzeyde. Yani biz milli gelirimizin en az %5'i ve üstü düzeyinde enerjiye enerjimizi ithal ediyoruz. Dolayısıyla bu enerjiyi bir de yükselen dolar kuru ya da düşen Türk lirası değeri üzerinden ithal ettiğimiz zaman ve devletin de alabileceği vergilerden imtina etmeyince, onları düşürmeyince
böyle bir tablo çıkıyor karşımıza. Asıl olan bizim enerjimizi en azından yarı yarıya yerli kaynaklarla karşılıyor olmamız. Bu anlamda Türkiye'ye düşen temel rol de hani belki yer altında petrolümüz olmayabilir fazla. Rezervimiz yoktur. Arayıp bulmamız lazım zaten. Ama yerüstü enerji kaynakları bakımından Türkiye zengin. Gerek rüzgar ve daha çok güneş enerjisi. Hem doğal enerji, yani çevreyi en az kirleten enerji, hem de yerli kaynağa dayalı. Üstelik de işte Anadolu coğrafyası güneş bakımından iyi ve de topraklar da verimsiz çünkü su yok. Dolayısıyla o yani İç Anadolu'nun pek çok yerine enerji tarlaları kurulabilir. Enerji zaman zaman görüyorum böyle, yani karayoluyla Ankara'ya giderken de küçük çaplı, ama bunların gelişmesi, yaygınlaşması lazım anladığım o sizin dediğinizden. Milli gelirimizin %5'i dediniz. %89, %90'a dayanmış bir enerji enflasyonuyla lideriz. Ama mesela bir yandan da işte Gabar petrolünü konuşuyoruz. Karadeniz'den çıkan doğalgazı konuşuyoruz. Evlere gelecek diyoruz. Bunların bu son yıllarda hiç etkisini görmemiş miyiz? Görmedik mi? Şimdi herhalde görüyor olmamız lazım. Çünkü o %70 enerjide dışa bağımlılığı bir ara %75'ler düzeyindeydi. Yani %75'e kadar çıktı. Bundan mesela 30 sene, 40 sene önceki durum aslında daha iyiydi. Yani dışa bağımlılık oranı Türkiye'nin daha düşüktü. Yani 60'lar düzeyinde, hatta 50'ler düzeyindeydi. Bu ekonomi geliştikçe, şehirleşme arttıkça, işte kişi başı gelir yükseldikçe enerji kullanımı da yükseliyor. Yani Türkiye geçmişte işte kömürden ısınıyordu, odunla ısınıyordu vesaire. Bu çevre kirliliği yaratıyordu. Belki ormanları da kısmen tahrip ediyordu. Yani bundan vazgeçtik. Doğalgaz kullanmaya başladık ama doğalgazı biz ithal ediyoruz. Yani büyük ölçüde, çok büyük oranda ithal ediyoruz. Dolayısıyla elektrik üretiminin de yaklaşık 1/3'ünü yine doğalgaz üretimiyle, doğalgazdan çevrilmesi yoluyla üretiyoruz. Dolayısıyla ithalata giriyor. Yani ekonomi geliştikçe, şehirleşme arttıkça, nüfus arttıkça enerji kullanımı da artıyor. Yoksa yani enerji yatırımları devam ediyor. Ama bence şunu da teslim etmek lazım. Türkiye maalesef enerji politikalarında iyi bir kurucu rol şimdiye kadar oynamış değil. Yani kısmen cesaretli adımlar atıldı. İşte doğalgaz arama ve bulmada, petrol arama ve bulmada son yıllarda böyle kayda değer birkaç gelişme oldu. Ama bütün bunlar da yetmiyor. Hatta işte güneş enerjisinde yerli üretim, yerli panel üretimi başladı. Ama yetmiyor. Daha fazlası gerekiyor. Yani ekonomide en büyük yatırım aslında enerjiye yapılması lazım. Bir kavga olduğunu, anlaşmazlık olduğunu, çekişme olduğunu, yerli yabancı ya da yerliler arasında mücadele olduğunu ve bunun doğru dürüst bir enerji politikasında anlaşıp hızlı ilerleme konusunda Türkiye'yi bence kısmen geri çektiğini gözlemliyorum. Uzun yıllardır bu böyle. Yani enerjiye hakim olan ekonomiye de hakim oluyor. Sanki vananın başına geçmiş oluyor. İstediği zaman açıyor, istediği zaman kapatıyor bazen. Bakım diyor, kapatıyor. Bunları da gördük. Bir yerde ekonominin patronluğuna soyunmuş oluyor. Dolayısıyla kimse de üstünlük sağlayamıyor burada. Yani devlet olarak nasıl bir politika izlenmesi gerektiği konusunda da çok şey değilim açıkçası. Net değilim. Ama nükleer enerji konusunda da geç kaldık. Yani 2023'te açılacak olan ilk ünite de mesela gecikiyor. 2025'e geliyoruz, hala ortada yok. Ama iyi ki bir tane nükleer santral inşa ediliyor. Halbuki şimdiye kadar birkaç tanesi zaten yürürlüğe girmiş olması lazım. Biz bir nükleer santralden elde edeceğimiz enerjiyi belki yüzlerce baraj yaparak,
belki yani yüzlerce HES yaparak, çevreyi de kirleterek sağlamış oluyoruz. Ve nükleer santrallerin yine tehlikelerinden kurtulmuş değiliz. Çünkü etrafımızda nükleer santraller var. Gerek Rusya'da, gerek Ukrayna'da, diğer bazı ülkelerde. Dolayısıyla herhangi bir kaza olduğunda, Allah korusun, o da ayrı bir tıpkı Çernobil'de olduğu gibi o kazanın etkilerine maruz kalıyoruz. Yani o zaman Almanya biz mesela niye? Rusya'dan doğalgaz akımı yani kesilmesine, azalmasına rağmen, çok ciddi bir doğalgaz sıkıntısı içine girmelerine rağmen çok kısa bir dönem için nükleerleri kapatma kararından vazgeçtiler. Şimdi tekrar geri döndüler, kapatacağız diyorlar. Yani hani onlarda da öyle bir şey var mesela, vazgeçmediler. Evet. Yani enerji çeşitliliğe gitmemiz lazım. Hem kaynak çeşitliliğine, enerjiyi nereden ürettiğimize bağlı olarak, yani doğalgazdan da üretebiliriz elektriği. Ama doğalgazda da tek bir ülkeye bağımlı kalmamamız lazım. Bunun ileriki yıllarda bir aşamada büyük bir sıkıntısını çekebiliriz. Bir bedelini ödeyebiliriz. Riskli bir durum. Yani enerji ithalatını da çeşitlendirmek lazım. Enerji üretiminde, yerli üretiminde de kaynak çeşitliliğine gitmek lazım. Tek bir kaynak değil. Dolayısıyla doğal kaynaklarımızı da kullanacak şekilde işte rüzgar olsun, güneş olsun, ondan sonra nükleer olsun. Bütün bunlardan yararlanmamız gerekiyor. Çünkü Türkiye'nin enerji ihtiyacı var. Teşekkür ederim. Bir de geç kaldık dediniz ya, enerji başlığında bazı özellikle nükleer gibi spesifik başlıklar. Oradan alıp şuraya taşıyayım. Bugün mesela bakakalarım giden dünyanın ardından yazmış Ekonomi Gazetesi'nde Serhat Gürleyen. Nereye getireceğim konuyu? Piyasaların faiz kararına. Faiz kararı saat 14'te yarın açıklanacak. Normalde Perşembe beklediğimiz bir karar ama Merkez Bankası Başkanı'nın katılacağı başka bir toplantı var Amerika Birleşik Devletleri'nde diye. Politika faizinin %50 seviyesinde sabit tutulacağına kesin gözüyle bakılıyor denir. Ekonomistler öyle değerlendirir derler. Yıl sonunda %45 beklenir. Ama burada ya artık şimdi önemli olan metnin içeriğidir, verilecek mesajdır. Zamanlamasına ilişkin bir mesaj verir mi Merkez Bankası faiz indirimini diye soran da olur. Siz ne dersiniz? Yani ben bir mesaj değişikliğine gideceğini sanmıyorum. İşte toplantının öne çekilmesini de gerektiren Amerika'daki toplantı, Jackson Hole toplantıları. İşte dünya merkez bankaları başkanlarının katıldığı ve para politikalarının küresel düzeyde görüşüldüğü, tartışıldığı, onun iletişiminin yapıldığı, belki yani bir fikre de, bir ortak şeye de varıldığı bir yer burası. Dolayısıyla bu nedenle bizim Merkez Bankası toplantı tarihi değiştirilmiş durumda. Tam da bunun arifesinde küresel çapta belki bir politika, yeni bir politika ortaya atılacak. İhtimali düşük ama böyle bir ihtimal de var. Ne gibi küresel çapta yeni politika? Ve yani faizleri düşürelim mi? Parasal sıkılaştırmayı devam edelim mi? Ne kadar devam edelim? Yani merkez bankalarının rolü ne olur ekonomi içerisinde? Ya da işte hükümetler merkez bankalarına daha fazla müdahale etmeye başlayacaklar. Buna karşılık ne önlem alalım gibi, böyle bu konular tartışılabilir. Dolayısıyla buradan da Merkez Bankası'na bir rol çıkabilir. Ama ben zaten erken buluyorum. Yani enflasyon %50'nin üzerinde devam ediyor. Dolayısıyla yıl sonu içinde böyle bir ihtimal var. En güçlü ihtimal de bu. Yani %45'lere düşmesi ya da faizlerin düşürülmeye başlaması. Ama orada da benim görüşüm hakikaten yeni yıldan itibaren faizlerin düşürülmesi, enflasyonun iyice ezilmesinin sağlanması ve sonrasında daha rahat bir şekilde ve düzenli olarak faizlerin indirilmesi yönünde. Ama erken adımda belki siyasi otoritenin isteği ve baskısıyla ve de tabii ki ekonomi çevrelerinin de baskısıyla herkes faiz düşüşünün bir an önce gelmesini istiyor. Ama Merkez Bankası da aslında bu faiz düşüşünün pek de parasal genişlemeye yol açacak bir düşüş olmayacağını en azından enflasyon raporuna çıkarken açıkladı. Yani faiz düşebilir
ama parasal gevşeme olmayacak. Parasal sıkılaşma devam edecek. Dolayısıyla kredi muslukları böyle hızla gevşetilmeyecek. O anlama geliyor bu. Çünkü sadece faiz politikası gündemde değil, aynı zamanda makro ihtiyati önlemler de gündemde. Hı hı. İşte şirketlerin kullanabilecekleri kredilere çeşitli kısıtlamalar var. Bankaların verecekleri kredilere yine aylık bazda işte %2 sınırı var. Bütün bunları dikkate aldığınız zaman bence faiz üzerine tartışmamız olsa olsa faizin düşüşünü biraz daha geciktirici, biraz daha yavaşlatıcı olabilir. Yani biz erken tartışmaya başlıyoruz. Yani önce halbuki dikkatimiz, odaklandığımız yerin enflasyonun ne kadar düşeceği, niye düşmediği, yeterince hızla düşmediği konularına olması odaklanmamız lazım. Gerekirken biz faizi ne zaman düşüreceğiz konusunu. Evet, yani biz doğrudan ödüle gidiyoruz. Aceleci mi yaklaşıyoruz diyorsunuz? Evet, ödülü almamız için öncelikle bir başarı ortaya koymamız lazım. Başarıya odaklanmıyoruz. Biz sadece ödülün peşindeyiz sanki. Tamam, ödülün peşinde olalım. O kendiliğinden gelecek zaten. Başarsak ödül, tam onu söyleyecektim. Kendi kendine gelir zaten. Ama biz başarmadan henüz bir ödül gelsin diyoruz. Dolayısıyla biraz erkenci bir yaklaşım olarak görüyorsunuz siz de. Bir şöyle faizlere bir bakalım istedik bugün. Mevduatın getirisi nedir diye. Merkez Bankası'nın hesabına göre bankalarca açılan mevduatlara uygulanan ağırlıklı ortalama faiz oranları enflasyonun getirisini aştı. Şöyle, bilmiyorum siz de nasıldır mevduat faizinde rakamlar, ne gördünüz yüzdeler, oranlar? Bir aya kadar vadede %53,89'lar, 3 aya kadar vadede %58,47'ler, 6 ay vadede %51,45'lerden bahsediliyor. 1 yıl ve daha uzununda %41,88 seviyeleri denir. Ama mesela bir yandan da KKM'den dönenler için işte %80'ler, %65'lerden bahsediliyor. Onu da görüyoruz genelde kur korumalı mevduattan TL mevduata geçenler için. İhtiyaçta keza bugün baktım şöyle bir, ihtiyaç kredisinde faiz %74'e dayandı diyorlar Abdurrahman Yıldırım. Ne dersiniz? Konutu, ticariyi onlara yeri gelince söyleyeyim. Onlar da %60 seviyelerinde, konutta da %43 seviyeleri var deniyor. Faizler çok yüksek. Evet, ama reçetede bu diyorsunuz. Özellikle tüketici kredilerinde veya ihtiyaç kredilerinde yüksek. Evet. Yani konut kredilerinde işte 43 olurken ihtiyaçta %70'leri buluyor. Evet. Devlet diyor ki ya da ekonomi yönetimi, ihtiyaç kredisi kullanmayın. Bunu kullanarak tüketim yapmayın. Tüketimi de ve bu yolla ithalatı da artırmayın. Dolayısıyla en yüksek faiz ona uygulanıyor. Yani yatırım harcamayın diyor. Zaten harcamıyorsunuz ama kredi, ihtiyaç kredisi de çekmeyin diyor. Bu, yani ihtiyaç kredisi çekemiyorsunuz zaten. %74,59 oran. Çok o yüksek. Kanal kapalı, doğru. Kapalı. Ama en hızlı artan kanal da oydu zaten. Ona karşı sert bir önlem alınmış. Şimdi az önce siz gelecek bir yıl içerisinde enflasyonun %28,71'e ineceğinin tahmin edildiğini piyasa katılımcıları anketinden söylediniz. Şimdi faiz oranlarını da işte verdiniz, gördük az önce tabloda. Bir yıla kadar vade ve daha uzunu, eğer bu %28,71 yani %28'lik gerçekleşecek enflasyona inanan var ise, güvenen var ise, çok rahatlıkla bir yıl vadeli, bir yıl ve daha uzun vadeli de olabilir, faize yatırım yapabilir. Bu, çünkü daha uzun vadede yüksek faizi elde etme anlamına gelir. Dolayısıyla yarın bir gün faizler düşüşe geçtiği zaman, 2 ay, 3 ay, 4 ay sonra bundan etkilenmez. Ama şu anda 3 aylık vadede de bence reel faiz oluşmaya başladı. Dolayısıyla faizden kazanılacak dönem başladı. Bunu rahatlıkla diyebiliriz. Ama rakamlar göründüğü gibi değil. Onu da vurgulayalım. Evet, stop yani bankadan içeri girdiğinizde o rakamları bulamayabilirsiniz.
özellikle de hani milyar düzeyinde mevduatınız yoksa, yani milyar diyorum, milyon değil. Dolayısıyla gittiğiniz zaman karşılaşacağınız rakamlar o gördüğünüz açıklanmış rakamlardan daha düşük olacak. Neyle karşılaşırız gitsek bugün bankaya? Diyelim ki 100 bin liramız var, faize mi yatırsak diyoruz. Ne kadarlık bir oranla karşılaşırız? İşte 3 ayda diyelim ya da 1 yılda. Hemen bankasına göre de şubesine göre de değişen oranlarda 3 puan 5 puan gerisindeki bir faizle karşılaşırız. Ayrıca bu faizler üzerinden de stopaj vergi kesilmiş değil. Yani yaklaşık %5'lik vergiyi de kestiğiniz zaman yani ortaya enflasyonun biraz üzerinde bir reel faiz çıkıyor. Yani ortada %1-2'lik, %5'lere dahi varmayan bir reel faiz var. Ama reel. Dolayısıyla son yıllarda negatif reel faiz geride kalmış durumda. Artık negatif reel faiz yok ama bir soru size, mesela güvenebiliyorsa dediniz, kilit cümle bence burası, kelime burasıydı. Şayet enflasyonun beklenen seyirde çıkacağına güvenebiliyorsa, evet faizden kazanılacak dönem başladı. Güvensin mi vatandaş bu enflasyon hedefinin tutacağına? Vallahi bu yatırım tavsiyesine girmez, evet, yatırım aslında. Yatırım tavsiyesi olması, yine de not edelim, öyle soralım. Söylemekten de imtina ediyorum. Çünkü hayatın pek çok değişik şeyleri var. Yani enflasyonla mücadelede bir aşamada hükümet vazgeçebilir. Başaramadım. Ama bunu başaramadık şeklinde de ortaya koymayabilir. Ben bunun ihtimalinin düşük olduğunu tahmin ediyorum. Ama bazen düşük ihtimalli olan şeyler de hakikaten gerçekleşiyor. Gerçekleşince de zararı büyük olabiliyor. Dolayısıyla hani güvenmek isterim açıkçası. Yani %28-30'lu düzeylere, hatta ben bir sene sonrasının yaklaşık 20'li düzeylere inebileceğini de tahmin ediyorum. Yani inme ihtimali var. Yeter ki biz hakikaten ciddiyetle ve kararlılıkla bu enflasyonu aşağıya çekmeye odaklanalım. Odaklanırsak gelecek yılın Haziran ayında %21-22'lik enflasyona düşebiliriz. Ama o son aylarda ortaya çıkan yüksek kamusal zamları da görünce açıkçası burada biraz umudum kırıldı. Ama yine de %28-29'luk enflasyon gerçekleşmesi bir sene sonrası için pekala mümkündür. Hatta bu kadar da gecikiyor olmamamız lazım. Daha hızlı ve daha aşağıda bir enflasyon beklememiz lazım. 2025 yani daha sonu için mi dediniz? Orayı kaçırdım. Yani 2025 için diyorum, yani %28'in altına inmemiz lazım bizim bir sene sonra. Bir sene sonra dediğimiz Temmuz ayı geliyor. Yani %28 aslında yüksek. Gerçekleşme ihtimali gayet gerçekçi. Yani kamusal, yüksek kamusal zamları da içeriyor olabilir. Dolayısıyla milletin ya da işte ekonomi çevrelerinin sabrı açısından da daha hızlı sonuç alıcı hamleler yapmamız lazım. Yani bu süreyi kısaltmamız lazım. Gelecek yıl bu vakitlerde %28 enflasyon, ondan sonra 2026 gelecek, %18'e zor düşeceğiz belki. Halbuki bizim gelecek sene sonundaki hedefimiz %14. Bir sonraki sene 2026 hedefimiz %9. Tam size onu soracaktım. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz geçtiğimiz aylarda yaptığımız röportajda gelecek yıl sonunda onlu rakamları göreceğiz enflasyonu. Düşük onlu mu olur, yüksek onlu mu olur bilmiyorum ama onlu seviyeler olacak demişti. O hedefin biraz tutması zor gibi mi o zaman? Yani mevduata yatıracaklar bir yıl ve daha uzun vadede bakıyorsa faiz oranlarını bunu göz önünde bulundurmalılar mıydı yani? Çok kısa onu da emin. Yani enflasyonun öyle hedeflendiği gibi hızlı bir şekilde düşüşünü gerçekleştirecek yolda ilerlemede biraz zorluklarla karşılaşmaya başladığımızı söyleyebiliriz.
Bu da dediğim gibi son aylardaki kamusal zamlar. Yani yol boyunca devam ettikçe belki başka zorluklar da ortaya çıkacak. Yani diyelim ki enerji fiyatları belki dünyada artacak. Yani artma ihtimali şu anda son derece düşük. Yani daha çok yani petrol fiyatlarının gelecek yılda yine düşük seyirde kalması bekleniyor. Dolayısıyla doğal gaz fiyatları biraz jeopolitik duruma da bağlı ama orada da çok hani hızlı ya da işte tüketimin çok artacağı yönünde beklentiler yok. Yani enerjiden yana bir şey gelebilir, risk doğabilir. Bir de döviz kurunu biz eğer aşırı bir şekilde şey yaparsak, baskılarsak, işte bu kimilerinin beklediği gibi yıl sonunda 35, 36, 37'de bırakırsak, bu bir sinerji, yani enerji biriktirir. O da bir risk teşkil edebilir diyorsunuz. Bir aşamada hızlı bir sıçrama yapar. O da yine enflasyonist olur. Şimdi yine iki kredi kartı düzenlemesi var. Tam da konuştuklarımızın arkasında belki de önemli. Nakit avanslarda taksit süresi 3 aya indiriliyor. BDDK bankalara kredi kartlarında nakit avans işlemlerinde %25 sınır uygulaması talimatı veriyor. Örneğin 10 bin lira limitli bir kredi kartınız varsa şayet bir gün içinde en fazla 2500 lira nakit avans çekebiliyorsunuz. Kredi kartında da böyle bir değişiklik var. Evet evet, yani kredi kartı yoluyla parasal sıkılaştırmaya giden önlemler açıklanmış oluyor. Şimdi kredi kartıyla taksitlendirme sayısı uygulaması Türkiye'de var. Yani dünyada böyle bir kredi kartına taksit yok. Yani baştan yok. Yani kredi kartında ödemezsiniz. Ödeyeceğiniz miktarı. Taksitlendirme işte var ama iş yerinden bir ürün alırken, hizmeti alırken bunu 6 taksite bölebiliriz önerisiyle karşılaşmazsınız. Böyle bir uygulama yok. Bu Türkiye ekonomisinin çek ve senet uygulamasına paralel geliştirdiği bir yöntem. Ekonomik büyümeyi, tüketimi hızlandırıcı bir yöntem. Eğer ekonomik büyümeyi amaçlıyorsanız gayet iyi bir yöntem de. Ama şu anda ekonomik büyümeyi azami yapacak durumda değiliz. Mümkünse ekonomik büyümeyi de azaltıcı yönde bir adım atıyoruz. Onu hedefliyoruz. Dolayısıyla o yönde alınmış bir karar, taksit sayısının azalması ve de nispeten işte nakit çekiminin azaltılması yine %100 kontrollü olan bir araç için hakikaten etkili bir yöntem. 3 aya indirilmesi diyorsunuz taksit sürelerinin. Hem 3 aya, yani demek ki yani bundan sonra yani 4 aylık bir şeyle karşılaşmayacaksınız öneriyle. 4 taksite bölemeyecekler. 3 taksite bölecek. Dolayısıyla siz de herhalde tüketici olarak diyeceksiniz ki ben bunu 3 taksitle zorlanmadan ödeyebilir miyim? Bu hesabı yapacaksınız. Belki ürünü almayacaksınız ya da kısa sürede o taksiti ödeme yoluna gideceksiniz. Başka harcamaları kısacaksınız. Sonuç daha az tüketim olacak. Bir de oradan da diyorsunuz tüketime ilişkin böyle bir hamle gelmiş oldu. Şimdi az önce konuştuk mevduat faizin getirisini, kredi kartının durumuna da baktık. Şimdi yatırımcı yine konuta yöneldi diye haberler görüyorum. Siz buna katılır mısınız? Merak da ediyorum. Temmuz'da biz yüksek faiz oranlarına rağmen az önce gördük konutta %43'ler konuşuluyor faiz oranlarında. Ama buna rağmen %16 artış gösterdi ama ipotekli değil geneli nakit alış gibi görünüyor. Sektör temsilcileri şöyle söylüyorlarmış, mevcut düşük fiyatlar, yüksek kira getirisi konut talebini artırabiliyor. Durum böyle demişler. Hatta Endeksa da yıllık kira getirisi en yüksek 10 ile bakmış Abdurrahman Yıldırım. Başı Ankara çekiyor %9,70 ile. Ortalama konut fiyatı da 2.834.000 seviyelerinde. Erzurum, Şanlıurfa, Eskişehir, Gaziantep, Konya diye devam eder yıllık kira getirisinde oranlar. Yatırımcı ne oldu da konuta gitti yine? Şimdi son açıklanan konut fiyat endeksi yıllık bazda 38.7.
Yani bu %186 düzeyinden düşüşle yaklaşık işte 20 aylık sürede buraya gelmiş. Dolayısıyla 20 aydır düşüyor konut fiyatları. Birileri evet harekete geçti. Yani kısmen alımlar canlanmaya başladı. Kim artış bunlar? Eğilimi var. Biraz gurbetçiler. Kim bu gurbetçiler diye. Yani özellikle Temmuz ayında ki artışta yurt dışından gelen gurbetçilerin etkisi var. Gurbetçiler ağırlıklı Temmuz ayında bu verileri evet, böyle geldi. Türkler. Yabancılarda da kısmen var. Ama bence gurbetçilerde ağırlık var. Ama ciddi bir artış yani %17'lik artış olduğu aklımda var. Dolayısıyla yeniden konut sektöründe bir canlanma ama bu kısmi bir canlanma olarak da kalabilir. Dolayısıyla yani 4 yıla varan bir konut fiyat artışından sonra gelecek düşüşün böyle 20 ayla sınırlı kalması yani 20 ay değil de tam 22 ay biraz şey erken. Yani biraz daha düşüşün devamı beklenebilir ama en dipte yakalayıp derken fırsatı da kaçırmış olabilirsiniz. Dolayısıyla bu fırsatı kaçırmak istemeyenlerin hareketi bence başladı, devam da edebilir. Bu aynı zamanda önümüzdeki aylarda konut fiyatlarındaki gerilemenin durabileceğine de işaret ediyor. Yani konut fiyatlarında bir düşüş var. O düşüş giderek yavaşlayacak ve bir aşamada duracak. Ondan sonra da belki artışa geçecek. Yani diyorsunuz ama, bir yer var bu düşüşün duracağı. Orayı iyi hesap etmek lazım. Belki biraz daha düşecek diyen olup bekleyen vardır ama bu işaret yani bu kadar alımın Temmuz'da artmış olması doyuma ulaştı o fiyat artışlarının düşüşün o köpük alındı denilen şeyin olduğunu mu gösteriyor yani sizce? Evet, köpüğün önemli ölçüde kalktığını gösteriyor. Yani köpük alındı önemli ölçüde ama tamamen alındı mı soru işareti. Bence alınmadı. Daha yol var. Hala köpük var ama hani her şeyin de en dibini bulma konusunda bazı insanlar deneyimli, tecrübeli. Yani en dibini beklersen kervanı kaçırırsın. Dolayısıyla madem ki 22 aydır düşüyor, %189'dan gelmiş, 38'lere inmiş. Ben şimdiden alayım, param da var. İşte bu paranın alternatif getirisi de önemli burada. Bizdeki durumu konuştuk reel ama enflasyona paralel. Enflasyonun çok az biraz üstünde. Bir de yani borsa seçeneği bazıları için cazip değil. Çünkü çok takip etmek, bilgili olmak, işte etkili bir aracı kurumla çalışmak vesaire gerektiriyor. Bir de şey yani sonuçta bir tanesi fiziki bir yatırım. Konut ya da işte gayrimenkul, diğeri hisse senedi. Bir anlamda kağıt. Yani güven konusunda elbette fiziki yatırım hepsinden önemli. Geriye bir altın seçeneği kalıyor ki altında 2500 doları geçerek onsu rekor kırmış durumda. Evet. Ama herhalde bu konut yatırımını yapanların muhtemelen biraz altınları da vardır diye tahmin ederim. En azından bazılarının vardır. Bir birikmişi yani var ki aldı diyorsunuz. Evet, yani sadece hala alamadık. Gurbetçiler de ağırlık kazanmış öyle söylüyorsunuz. Yani Temmuz ayında kirada kaldık. Temmuz ayında artışa geçiyor olmasını ben ona yorumluyorum. Yani ülkede bir gezintiye çıkarsanız hakikaten yabancı plakalı araçları görürsünüz. Özellikle işte Alman, Hollanda, Fransa yani böyle devam ediyor. Dolayısıyla gurbetçiler gelmiş durumda şu anda. Dolayısıyla bu Ağustos ayında da sürebilir. Kısmen Eylül ayında da devam edebilir. Ama ondan sonra sönümlenebilir kısmen. Hmm. Eğer gurbetli kaynaklıysa, bu görüşümüz doğruysa. Ama ondan sonra da bence yine konut fiyatlarında en azından bölgesel, şehir anlamında
yine gerilemeler devam edebilir. Ama mesela diyelim ki en çok konut fiyat artışlarının olduğu bölgeler Kuzeydoğu Anadolu. Yani içinde Karadeniz bölgesinin de olduğu. Erzurum, Erzincan, ondan sonra Malatya ve daha güneye doğru giden Doğu bölgesi. Yani bu da eşyanın tabiatına aykırı. Yani Doğu bölgesindeki konutların sizce Batı bölgesi... Sizce neden? Evet, bu ya bu ilginç bir veri. O yüzden soruyorum. Neden sizce? Çok kısa onun da yanıtını alayım. Bir konularda ucuz kalmıştı konutlar. Bu konut fiyat artışları geri gelmeye başlayınca herhalde oralardan göç eden insanlar, madem İstanbul'dan ya da işte İzmir'den, Ankara'dan alamıyorum, param yetişmiyor, yetişen yerden, kendi memleketimden alayım, kiraya veririm, oradaki yakınım bu kira işlerini de takip eder işte vesaire. Bence bunun etkisi var. Bir de konut yatırımı yapmak isteyenler hakikaten düşük kalan bölgelerden yatırım yapmayı hedefleyebilir. Erzurum'la hiç ilgisi olmayan birisi gidip Erzurum'dan konut alabilir. Parası oraya yetişiyordur. Onu kiraya verebilir. Ama bunun da yine bu aylara denk gelmesi yurt dışı şeyini öne çıkarıyor diyorsunuz. Kuvvetçileri öne çıkartıyor. Yani Karadeniz bölgesinde biraz Arap turist etkisi olabilir. Çünkü turizmde canlı bir bölge. Onlardan konut alımı olabilir. Yabancı konut alımları olabilir. Onun spekülasyonuyla konut fiyatları biraz yukarı gidebilir. Ama Karadeniz bölgesinin içe doğru geçtiğiniz zaman böyle işin Erzurum'a, Van'a doğru, Malatya'ya doğru inmesi bence yurt dışını çağrıştırıyor ve konut fiyatlarının uygun olması, uygun olduğu için talep yaratıldığını düşünüyorum. Teşekkür ederim. Bir izleyici demiş, bir yıldır evimi satamıyorum. Ev satışları çok düştü. İlanda kalma süresi de uzadı. O da ayrı, gerçekten öyle bir durum da var. Satamayan da var, alamayan da var. Böyle bir durum. İnşaat sektöründe de rezervasyon yapan var. Ne demek istedin Sena diyen izleyicilerimiz için. Firmalar inşaat ustalarının işleri bitmeden önce rezervasyonla rezerve ediyorlar inşaat ustalarını. Aylık 70 bin ile 150 bin lira arasında ücretle işçi arıyorlar. Birçok meslek grubunda usta çırak ilişkisi kalmadı. Bu da bize çok büyük bir eleman sorunu getirdi diyor sektör temsilcileri Abdurrahman Yıldırım. Şöyle, yani rezerve ediyorsunuz, ustayı bir sonrakine gel ben de çalış diye. Böyle bir dönem başlamış inşaat sektöründe de. Yani bu evet, özellikle de bu deprem bölgesindeki inşaatların başlamasıyla ortaya çıkan bir ihtiyaç. Deprem hem inşaatta çalışacak bazı insanları hayattan ayırırken hem de bu bölgede inşaatları hızlandırdı. Dolayısıyla ülkenin diğer bölgelerindeki inşaatçıları o tarafa çekti. Yani işçi çalışacak eleman sorunu aşağı yukarı çoğu sektörde var. Yani görüyorsunuz eleman aranıyor, böyle kağıda yazılı, camlara yapıştırılmış. Bazen sanayi sitelerinin girişlerinde de var. Dolayısıyla insanlar ya çalışmamayı seçiyor, ya da yurt dışına gitmeyi seçiyor, ya da devlette çalışmayı tercih ediyor. Böyle bir durum söz konusu. Yani eski böyle ağır işlerde çalışayım, para kazanayım, hayata tutunayım. Bu kararlılığı pek göremiyoruz. Özellikle pandemiden sonra. Pandemi dünyada da aynı şekilde bir etki yarattı. İnsanlar ya doğduğu yerlere tekrar döndü, ya daha rahat yaşayacağı ve sıkıntılarla, stresle karşılaşmayacağı yerlere gitti. Artık şey, ne bileyim yani, mesela Ankara'ya ben geldim, Ankara'da ne yiyeyim diye düşünürken bir tokat kebabı gördüm. Dedim güzel, Tokat'a gidemeyeceğim, tokat kebabı, bunu burada yiyeyim. Burada yiyeyim. Evet, yani Ankara'da yiyeyim diye girdik içeri, tokat kebabı yok. Başka kebapları sıralıyor bana. Ya ben tokat kebabı yiyeceğim. Yok. Niye? Usta kaçmış. Tokat kebabını yapar, usta kaçmış. Nereye kaçmış? Tokat'a mı geri dönmüş? Nereye kaçmış? Duyamadım. Nereye kaçmış dediniz? Yeterli olmadı.
Ya ücreti yeterli bulmadı. Soruyorum yani niye Öyle kaçtı? kaçmış. Ücret Yani esertisi geldi. diyor ücret sorunu yoktu. Yani ne bileyim ben yani hakikaten şey insanlar çalışmak istemiyor. Sıkılığa gelmek istemiyor. Çok fazla böyle alın teri dökmek istemiyor. Hayatın buna değmeyeceğini düşünüyor. Tam yeri geldi, onu da açarız şimdi. Bu arada bir izleyici de demiş ki mesela bak dediğinize de çıkan bir şey. İstanbul'da 1 milyon 2 milyon dolara dayanan evler satılıyor. Bu kadar paranız olsa yurt dışında sıfırdan hayat da kurarsınız. Niye bu kadar para verip de İstanbul'dan bir ev alalım? Bir yandan kentsel dönüşüm, deprem riski de bambaşka bir konu diye mesela kendince de öyle bir değerlendirme yapmış. Öyle bakan da var. Siz dediniz ya az önce insanlar çalışmak istemiyor. Dünya yepyeni bir yere gidiyor. LinkedIn kurucu ortağı Hoffman demiş ki 2034'te 9-5 mesaisi sona erecek diyor ve yapay zekanın devreye gireceğini söylüyor. Artık böyle 9'da girdin, 5'te çıktın, işte 8'de girdin, 4'te çıktın, 6'ya kadar, akşam 6'ya kadar çalıştın. Bir de 1 saat, 2 saat evine ulaşmak için trafik çektin dönemi kapanıyor diyor LinkedIn'in kurucusu. Bizde de yeni bazı değerlendirmeler olduğuna dair bugün Türkiye Gazetesi'nin iş hayatını sil baştan değerlendiriyoruz demiş yetkililer. Çalışma saatlerinin kısalması bunun bir başka yansıması olabilir demişler. Böyle 45-48'e çıkan çalışma saatleri var ya bizim çalış çalış ve daha çok çalış. Evet. Bunu 40'a indirme üzerine bir kısmi çalışma modeli de dahil olmak üzere planlama yapıldığı söyleniyor. Çünkü sizin dediğiniz çok önemli. İnsanlar artık ya bir hayatım var bu paraya niye bu kadar uzun çalışayım diyorsa belki bir şeyleri değiştirmek gerekiyor mu o halde? gerekiyor bence de. Yani insanların sadece kazanç, iş dışında sosyal hayatları hayatlarının olması lazım. Ve tüketim yapmaları lazım. Mesela Çin hafta sonu tatillerini 3 güne ya da 2,5 güne çıkarttı önce. İşte niye? Tek çocuk nüfus düşmeye başlamış. Buna bir önlem. Yani insanlar kendilerine, aileler kendilerine daha fazla zaman ayırsınlar. Ve iç tüketim biraz canlansın, gezsin, tozsunlar, tüketim yapsınlar. İşteyken bunu pek hakikaten yapma fırsatı olmayabiliyor. Yani siz işteyken bilmem tüketimi düşünmüyorsunuz ama sokağa çıkıp gezmeye başladıkça, gördükçe belki iştahınız açılıyor, belki bir giysi görüyorsunuz ve almaya kalkıyorsunuz. Dolayısıyla hem bunlar hem de bu Tabii onların dijital... gündemi çok başlık kaymış. Deflasyonla mücadele ettikleri için harcasınlar diye insanlar paralarını ama bizde durum biraz daha Çin'de farklı zaten tabii. evet, üretim fazlalığı var. Yani Çin'in sorunu üretim fazla, tüketim, iç tüketim buna yetmiyor. Dışarıda da Amerika'nın etkisiyle ihracatı sınırlandırılmak isteniyor. Ama bizdeki Dolayısıyla temel bunlar çok... sıkıntı ücretlerin çok düşük olması ve yani belki de artık iş hayatında gerçekten bu uzun çalışma saatlerini biraz daha rahatlatacak, esnetecek bir yönteme gitmemiz gerektiği bir noktada olmamız anladığım kadarıyla. Oradan biraz daha farklı bir durumdayız, çok Yani daha farklı bir durumdayız. bu otomasyon dediğimiz işte robotların devreye girmesi, yapay zekanın devreye girmesi hem verimliliği artıracak. Robotlar da devreye girdikçe hakikaten fiziki iş gücüne talep azalacak. Dolayısıyla burada insanların gelire ihtiyacı var o zaman. Harcayacak gelire. Bunu da yine çeşitli yollarla devlet ve özel sektör sağlayacak. Çünkü bu ekonominin dönmesi için tüketicilere ihtiyaç kesin. Dolayısıyla o tüketimi yapabilmeleri için de bir gelir lazım. Şimdi genç kuşak da zaten şunu düşünüyor. Yani çalışarak ben bir ev alayım. Bir yere yerleşeyim. Alabilir miyim diyor ve bir bakıyor alamayacağını Yok. görüyor. Alamayacağını da görüyor ama almak da istemiyor. Ev, araba, ya İster da neden çok istemez? sayıda giysi, çok sayıda giysi. Bunlardan yani sade yaşamak istiyor. Herkes gibi yaşamak istiyor. Toplu yaşamak istiyor. Yani niye hem arabaya, araca, otomobile para vereyim, hem onun yakıtını sadece ben karşılayayım. Karşılanmış bir kamusal hizmet var. En düşük maliyetlerle o toplu taşımayla işimi halledeyim diyor.
Yani gençler bunu düşünüyor. Giysilere böyle aşırı para harcama yanlıları da değiller. Yani birkaç tane şeyle, bir tişört, bir işte pantolonla geçirmek istiyorlar hayatlarını. Kaldı ki yani otomobil ya da belki falan de bir gibi. öğrenilmiş çaresizlik içinde durum zaten olmayacak. Bununla yetineyim mi diyorlar? Çünkü genel neden ya, istemesin bir genç evini kurmayı, kendi araba almayı aralarında da isteyebilir aslında. herhalde böyle bir iletişim var. Yani hiç tanımadıkları, fiziken tanımadıkları kendi yaştaşlarıyla iletişim kuruyorlar sosyal medyayla. Sosyal medyanın getirmiş olduğu yeniliklerden birisi bu. Yani bu sadece Türkiye'deki gençlerin düşündüğü bir şey değil. Bu aynı zamanda Avrupa'daki gençlerin yaklaşımı, Amerika'daki gençlerin yaklaşımı da böyle. Yani 20-25 yaş altındaki gençler böyle düşünüyor artık. Farklı öyle bakıyorlar. çok fazla mal mülk sahibi olayım falan değil. Ya varsa 3 kuruşum, ben bu 3 kuruşumla şimdi gezeyim diyor. Dünyayı şimdi gezeyim, şimdi tüketeyim. Gelecekte öyle yani para biriktireyim, onunla bir şey yapayım, bu tür eğilimleri yok. Dolayısıyla toplumsal olarak bir değişim yaşanıyor. Sadece bizim toplum değil, bütün dünya. Dünya yaşıyor diyorsunuz. Evet, dünya yaşıyor bu değişimi ve giderek de yaygınlaşıyor. Doğru mu? Doğru. Yani, buna da ayak uydurmak için o zaman bu düzenlemeleri de yapmak gerekiyor belki. Az önce bir izleyici demiş ki çalışma... Çok üzülüyorum. Toplu taşımayı etkinleştirmek gerekiyor. Çalışma saatlerini azaltmak gerekiyor. Ücretleri yükseltmek gerekiyor. Aksi takdirde hakikaten herkes evde oturacak, çalışmayacak. Nasıl olsa asgari bazı hayat standardını karşılayacak şeyler var, mekanizmalar, kurumlar var. Dolayısıyla yani Türkiye'de de gençler işte ya okulda gözüküyor, üniversite eğitimindeki yaklaşık 5 milyon genç böyle bu durumda. Ya da ondan sonra iş bulmak için uzun yıllar bekliyor. Yani niye beklesin ki? Yani beklemek de istemiyorlar. Ya da bekliyorlar, iş beğenmiyorlar. Yani beğenmemekte haklılar. Diyor ki ben makine mühendisiyim. Peki. Niye başka bir sektörde çalışayım? Beklerim makine mühendisi. O kadar emeğimin hakkını istiyorum diyor. Bu arada bir izleyici de demiş ki çalışma süreleri gerçekten düşürmeli. Sıfır sosyal hayatımız var. Zaten ekonomik açıdan da zor durumdayız demiş. Dolayısıyla çalışanlardan da böyle bir talep ve istek var. Çok teşekkür ediyorum Abdurrahman Yıldırım. Bana eşlik ettiğiniz haftanın ilk çalışma gününde. Şöylece baktık ekonomiye. Çok sağ olunuz. Çok kısa bir aranın ardından para gündem devam. Hadi devam edelim para gündeme. Ekonomiye şöylece bir baktık. Şimdi biraz hem ekonomiyi hem iç siyaseti konuşacağımız bir bölüme başlayalım. Geçen hafta mecliste Can Atalay oturumu sırasında bir kavga çıktı. O kavga gündeme damga vurdu. Sadece bizim gündemimize değil bu arada. Uluslararası basına da baktığınızda fotoroman yaptıklarını görüyorsunuz. O kavgada yaşanan anları mesela Wall Street Journal bütün hafta sonunda uluslararası sayfasının üstüne onu taşımış. Tek tek fotoğrafları koymuş. Tip milletvekili Ahmet Şık ve AK Parti milletvekili Alpay Özalan'a kınama cezası verildi. Muhalefet saldırının planlı olduğunu iddia ediyor. Konuklarımıza soracağız. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Hacı Bektaş Veli anma törenlerinde yan yanalardı. Ne mesaj verdiler onu da konuşuruz. Ve siyasetin en çok konuşulan konularından biri hangisi? Transferler konusu. Yeniden Refah Partisi AK Parti'ye geçen belediye başkanlarına dönün çağrısı yaptı. Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz dedi ki kapılarımız açık, baba ocağına gelin, bizimle çalışmaya devam edin mesajı verdi. Bu çağrı nasıl yankı buldu? Dönüş olur mu? Gidiş neden olmuştu? Onu da sorarız. Bir yandan işte enerji enflasyonunu gördük. Dünya lideriyiz. Ekonomik gelişmelerin bazı anketlere göre erken seçimi toplumda talebi arttırdığına dair emareler var. Acaba öyle mi, konuklarım ne der? Siyasette de erken seçime dair açıklamalar varken çok uzatmayayım, konuklarımı takdim edeyim. Yazar Elfin Tatoroğlu, günaydın. Hoş geldiniz. Günaydın. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Kanal 7 Ankara temsilcisi Mehmet Acet de bizimle. Günaydın, hoş geldiniz. Günaydın Sena Hanım, teşekkürler.
Çok teşekkürler. Bir pazartesi klasiği oldunuz siz de. İkinizi beraber görmek de çok güzel. Her iki konuğum da hoş geldi. Şöyle hadi erken seçim tartışmalarıyla başlayalım. Özgür Özel geçen hafta dedi ki ya, sahaya inmeye hazır olun, erken seçim sürecine hazır olun talimatı verdiği ifade edildi CHP içerisinde. MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir de demiş ki bizim böyle bir gündemimiz yok. Küresel buhran ortamı varken Türkiye'nin iç dinamiklerini iyi yönetmesi lazım. Cumhur İttifakı kararlı adımlar atıyor. Türkiye küresel dünyada buhran ve kaos ortamı varken istikrarlı bir şekilde yoluna devam ediyor. Dolayısıyla böyle bir gündemin olmadığını ifade ediyor. Bir yandan da anketler var. Böyle her ay yapılan toplumun nabzını tutan o anketlerde de erken seçime dönük beklentilerin toplum içerisinde arttığına dair bazı sonuçlar olduğunu okuyoruz, görüyoruz. Halk erken seçime daha sıcak bakıyor gibi yaklaşım. AKP'ye, AK Parti'ye destek azalıyor gibi yaklaşımlar da var. Elfin Hanım, buyurun sizinle başlayalım. Bu ekonomik gelişmeler halkta artık erken seçim gelsin yaklaşımını mı tetikledi, yoksa tam aksine ya daha seçimlerden yeni çıktık, bir nefes alalım, bir soluklanalım, ekonomi yönetimine de biraz alan açalım mı diyor halk? Ne diyor sizce? Evet, Sena Hanım, görünen odur ki yani özellikle çiftçilerin yani son zamanlardaki protestolarına da baktığımız vakit, ki ben de bununla ilgili bir yazı yazdım, dolayısıyla genç çiftçilerle de görüştüm bazılarıyla ve işte bazı ihracatçılarla, hani buradaki sorun nedir domatesdeki ya da diğer ürünlerdeki, tarlalarını ürünüyle sürüyor insanlar. Yani içinde bulunduğumuz süreci daha evvel hiç yaşamadık diyorlar. Yani daha evvel hiç böyle bir dönemden geçmemiştik. O kadar sıkıntılı ekonomik açıdan çiftçi söyle, memuru, emekli, zaten emeklileri, memuru hep burada konuşuyoruz, asgari ücretliyi. Ama belki çiftçiyi biraz daha az konuşuyoruz. Şimdi oradan da artık isyan sesleri gelmeye başlıyor. Bir şeyler yanlış gidiyor. Yani yeni ekonomik programda işte kimi tedbirler alınıyor, bir takım hamleler yapılıyor. Fakat bunların yansıması henüz beklenildiği gibi olmamakla birlikte, sanki hani bu Temmuz ve Ağustos sonrasında daha da kötüye gidiş var gibi toplumun reflekslerine, reaksiyonlarına bakınca. Yani sayısal veriler başka bir şey söylüyor olabilir ama refleks, hani yüksek enflasyona karşı artık yaşamın çok daha zorlaştığını gösteriyor. Tabii ki bu bir erken seçim talebiyle de bütünleşir. Yani erken seçim, çünkü neyi değiştirecek derseniz, bunu da daha evvel çokça kere belirtmiştim. İklimi değiştirir, atmosferi değiştirir, doğal olarak Türkiye'ye bakışı değiştirir, para akışını değiştirir. Aslında birçok şeyi değiştirebilir. Böyle bir umutla da bir erken seçimin olması gerektiğini düşünen önemli bir kesim var diyebilirim. Ama şurada şunu belirtmem lazım. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin özellikle seçimden sonra, evet şu okuması doğruydu, seçmenimiz bize erken seçime gidelim diye bir oy vermedi, hani bir kredi açtı. Kredi açtığı çok doğruydu. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne ait olmayan, o güne kadar ona gelmemiş oyların bu seçimde gelmiş olması, bu kredinin tanımı. Fakat hemen sonrasında bir erken seçim gündemimiz yok diyerek erken seçimi olduğu gibi askıya almak, o dönemin koşulları içerisinde uygun bir strateji olmadı diye düşünüyorum. Çünkü bu vatandaşın bu reaksiyonunu, refleksini sönümlendiren, aynı zamanda tabii beklentisini de sönümlendiren bir girişim oldu. Şimdi her ne kadar bu erken seçim atmosferi yeniden canlandırılmaya çalışılsa da Cumhuriyet Halk Partisi yetkilileri tarafından, o ilk günlerdeki heyecan, beklenti aynı oranda değil diye düşünüyorum. Yani orada da bir süreç yönetiminde bir farklılaşma oldu. Peki ne oldu da başta erken seçimle ilgili böyle açıklamalar görmezken bir anda bunları görmeye başladık sizce? Burada temel argüman ekonomi mi? Şimdi şöyle, sanıyorum Cumhuriyet Halk Partisi de tabii arka arkaya bir 2023 seçimi, ardından bir kurultay, ardından 2024 seçimi, herhalde hani
partinin de toparlanması, kendine gelmesi, güç kuvvet kazanması için bir süreye ihtiyaç oldu. Aynı zamanda belediyelerin çalışmalarıyla önce kendilerini göstermeleri, bu imkana sahip olmaları. Yani aslında bu çok makbul bir düşünce. Yani çok da doğru belediyelerin kendilerini bir süre çalışmalarıyla, hizmetiyle göstermesi ve sonrasında bir seçime gidilmesi. Ama bu süreçte hani erken seçime karşıymış gibi bir imaj çizilince bu sefer dediğim gibi halkın beklentisi, heyecanı, hevesi hani CHP zaten erken seçime gitmek istemiyor diyerek sönümlendi. Bahsettiğim durum bu. Yani doğru bir strateji olabilirdi. Belki yine bu süre, yani bu kazanılmak istenen süre kazanılırdı. Ama hani bu kadar keskin sözlerle erken seçim karşıtı olunduğu beyan edilmeseydi daha iyi olurdu diye düşünüyorum. Ha şunu da söylemem lazım. Erken seçimin koşulları zaten belli. Hani zaten CHP'nin seçim, yani meclisteki sayısal çoğunluğuyla seçime götürme gibi, erken seçime götürme gibi bir durumu şu anda yok. Yani rasyonel tablo bunu gösteriyor. Ama siyaset kurumu sadece sayısal çoğunluktan ya da işte meclisteki ağırlıktan ibaret değildir. Bir iklimdir, bir atmosferdir, siyasetin psikolojisidir, toplumun isteklerini, dileklerini, taleplerini dile getirmektir. Siz tüm bunları yaparsınız. Erken seçime gidilir gidilmez, onun koşulları zaten apayrı. Yani onu söylememe gerek yok. Ama bu talebi dillendirmek önemliydi. Şimdi de zaten bunu gördüler. Yani çünkü bu süreç zarfında insanlardan çok fazla reaksiyon geldi. Yani bir erken seçimden başka hiçbir şey bu durumu çözmez diye. Bunun üzerine de şu anda sanıyorum böyle bir strateji değişikliğine gittiler. Teşekkürler. Bir erken seçimden başka hiçbir şey bu durumu çözmez mi Mehmet Acet? Mesela üreticinin hali, işte tarlasını ürünüyle süren üretici haberleri her yerden gelmeye başladı. Özellikle üretimin çok yaygın olduğu illerimizden. Mayıs'tan bu yana sürekli artan bir erken seçim beklentisi var diyen anketler var. Ekonomi iyileşmeyecek kanaatinde olduğu söylenen anketler var toplumun büyük bir kesiminin. Bir erken seçim mi çözer bu durumu? Başka hiçbir şey çözmez mi? Şimdi erken seçimle alakalı halkın beklentileriyle Cumhuriyet Halk Partililerin, hatta bir grup Cumhuriyet Halk Partililerin beklentilerini ayırmak gerekiyor. Ben halkın çoğunluğunda bir erken seçim talebinin olmadığını düşünüyorum. Aksine bu dönemi seçim olmadan bir fırsat olarak görüyor insanların çoğunluğu ve ekonomi başta olmak üzere mevcut sorunların üzerine gidilmesi, doğruların artırılması, yanlışların azaltılması ve seçimsiz bir 4 yıl aslında sokakta da toplumda da çok yaygın bir şekilde kabul gören bir görüş. Dolayısıyla yani erken seçim gerçekten de umudun tükendiği anlarda tabii ki bu talep toplumdan da halktan da yükselir ama ben umudum da ekonomide işlerin düzeleceğine dair umudum da artmaya başladı. Bunda satın alınmaya başlandığı kanaatindeyim. Yani bir mevcut yürümekte olan bir ekonomik program var. Orta vadeli programda hedefler önemli ölçüde tutturularak gidiliyor. İşte başından itibaren şunu söylüyorlardı. Yani Haziran enflasyonuyla birlikte enflasyonda düşüş başlayacak. Düşüş başladı mı? Başladı. 75'ten 61'e geriledi. Bundan sonrasına yönelik olarak da yine ekonomi yönetimi bir perspektif sunuyor. Diyor ki bu bir ay sonra 50'leri görecek, sonra 40'ları görecek. 12 ay sonrası için 20'ler bandını gösteriyor bu enflasyondaki gidişat. 2026 yılı için tek haneli enflasyon hedefi söz konusu. Dolayısıyla şimdiye kadar bir sapma, verilen bu sözlerde bir yerine gelmemesi gibi bir durum söz konusu olmadı. Yani o program çerçevesinde şu anda beklentileri karşılayan bir istikametle devam ediyor. Zaten en başta Hazine Maliye Bakanı söyledi Mehmet Şimşek. Yani bu işin enflasyonun tek haneli rakamlara inmesi için 3-3,5 yıllık bir perspektif. Bunu 2023 Haziran ayında başlattığını düşünürsek şu anda aslında bu program devam ediyor. Ona devam ediyor. Şimdi tekrar bir daha orta vadeli program açıklanacak.
belli bir takım güncellemeler olacak ama ana istikametinde özellikle enflasyonla mücadele bağlamında bir değişiklik söz konusu olmayacak. Dolayısıyla vatandaş burayı izleyecek. Ortalama vatandaş tabii ki herkesin durduğu yeri aldığı pozisyona göre, siyasi tercihlerine göre erken seçim yapılmasını, iktidar değişikliği olmasını isteyenler de var tabii ki toplumun içerisinde. Ama ben ortalama çoğunluğun bir erken seçim talebinde olmadığını, aksine bu seçimsiz sürecin bir fırsat olarak değerlendirilip sorunların çözülmesi, sorunların azaltılması gibi bir beklenti içerisinde olduğunu düşünüyorum. Şimdi Cumhuriyet Halk Partililer böyle çok gelin güveyi olabiliyorlar kendi kendilerine. Ne konuda? Bu konularda da böyle. Yani toplumda bir erken seçim talebi yokken varmış gibi gösteriyorlar. Kendi taleplerini toplumun genelinin bir talebiymiş gibi yansıtmaya çalışıyorlar. Bu doğruları yansıtmıyor tabii. Yani şimdi 2023 Mayıs seçimlerinde de Cumhuriyet Halk Partililerin bir iktidar değişikliği beklediği bu sorunlar mevcuttu. Ama o seçimlerde bir iktidar değişikliği olmamasının bir sebebi de muhalefetin kendi içindeki bu yani ümit vaat etmeyen, topluma umut vaat etmeyen, kendi aralarında işte o dönemi hep beraber yaşadık ki o altılı masanın aktörleri bu konuda itiraflarda da bulundular. Kendi aralarındaki uyumsuzluk bir güven teminat vermedi topluma bu ülkeyi uyumlu bir şekilde yönetebileceklerine dair. Dolayısıyla yani sadece mevcut ekonomik şartlarla alakalı iktidara yöneltilen eleştiriler değil, bir de muhalefetin kendi içerisindeki yetersizliği ile alakalı da toplumla çok ciddi hayal kırıklıkları söz konusu. Şimdi Özgür Özel tabii zikzaklar çizerek ilerliyor. Bir taraftan erken seçim talep edersem kendimle çelişirim demişti hatırlarsanız. Niçin bunu demişti? Çünkü 31 Mart seçimlerine gidilirken bu defada bize oy verin bir denge olsun demişti. Bunu da birkaç kere tekrarlamıştı. Yani denge dediği zaten genel iktidarı Mayıs'ta seçtiniz 2023'te. Yerel seçimde de bize oy verin bir denge olsun demişti. Öyle de oldu. Yani bu denge meselesini daha önce de konuştuk işte o seçimlerden sonra. Sarı kart verin demiştim dedi. Emekliler sarı kart verdi demişti. Kırmızı kart vermediler dedi. Ama sonra toplum erken seçim isterse erken seçim veririz. Hayır ondan ziyade denge demişti. Denge, yani şöyle bir intiba veriyordu Özgür Özel. Yerel seçimlerde de bize bir şans verin ki belediyelerde bize daha çok belediye verin. Biz de burada kendimizi bir gösterme imkanı bulalım. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin yapması gereken 31 Mart'tan sonra belediyelerde kazandığı belediyelerde güçlü bir performans ortaya koymak. Yani şu ana kadar ben belediyelerde CHP'nin aldığı belediyelerde de böyle bir pırıltılı heyecan uyandıran bak evet CHP'li belediyeler geldi de böyle oldu dedirten bir haberle karşılaşmadım. Yani şu 4 ay 5 ay ne kadar oldu biraz daha beklemek lazım belki hemen kredi birden tükenmiyor ama sonuçta yani iktidara yürümek isteyen bir ana muhalefet partisi elindeki mevcut belediyelerde eğer bunu gösterirse o zaman şansını artırabilir. Bunun yerine yani işte işin biraz daha popülizm tarafına yönelerek genelleştirilmiş cümleler üzerinden işte çiftçi kan alıyor, esnaf kepenk kapatıyor, işsizlik aldı başını gitti gibi bunlar genel cümleler üzerinden bence kendi kendine gelin güveyi oluyor derken biraz kastında bu. Bunun hayal kırıklığını çok yaşadı muhalefet cephesi. Yani ben Sayın Kılıçdaroğlu'yla 2015 seçimleri öncesi bir seyahate katılmıştım. Orada da biz işte anketlerde %35'leri görüyoruz demişti. Hedefimiz %40 demişti. Ben de sormuştum yani bir önceki seçimde %26 aldınız. Şimdi burada da 26 ve altında kalırsa oylarınız ne yapacaksınız bırakır mısınız diye. Tabii bırakırım dedi. 26'nın çok böyle bir tık altında kalmıştı CHP'nin o seçimdeki oyları. Dolayısıyla böyle yani hep bir anketler işte yani anketlerin de konjektürel bir takım özellikleri vardır. Anketler yer yer sizi böyle önde gösterebilir. Buna yaslanarak işin realitesi yani toplumun gözüne girme, halkın gözüne girme anlamında esaslı işler yapmazsanız bunun varacağı yer
yine hayal kırıklığıdır. Bence Özgür Özel bunun farkındalığıyla aslında en başta erken seçim istemeyeceğiz demişti. Önce bir kendimizi göstermemiz lazım belediyelerde, ama belli ki belediyelerden o anlamda bir ışık kendisi de görmedi belki şimdiye kadar bu performans anlamında. Biraz da tabii diğer cephelerden gelen, CHP içinden gelen, Cumhuriyet Halk Partisi mahallesinden gelen baskılarla o klasik CHP'li pozisyona geri dönmüş oldu Özgür Özel. Bence kıymetli bir takım arayışlar içerisindeydi. Yani önemli açılımlar yapıyordu. Bunun da yani erken seçim istemeyeceğiz cümlesinin de aslında potansiyel, hani bir CHP'li oylar var, bir de potansiyel oylar deniyor ya, o potansiyel oylara hitap eden bir karşılığı vardı. Bunun ben saygı gören bir görüş olduğunu o zaman değerlendirmiştim. Şimdi tekrar dediğim gibi yani o klasik geleneksel söylemine geri dönmüş oldu Cumhuriyet Halk Partisi. Ben şunu tekrar edeyim, yani seçimsiz bir dönemi toplumun geneli bir şans, bir imkan ve sorunların azaltılması, işte başta ekonomi olmak üzere buna şu anda prim veriyor. Ha burada eğer bir yerde tabii ki, yani bakın bu da iktidara yönelik olarak, bir yerde bu umut eğer yerini umutsuzluğa bırakırsa erken seçim o zaman devreye girer. Siz buna dair bir sinyal görüyor musunuz? Bunu neden soruyorum? Çünkü yıl sonu ben enflasyon beklentilerinde mesela hane halkının enflasyon beklentisine bakıyorsunuz. Hatta Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay'ın ifadesiyle sokağın köşesinde bizi kötü bir şey bekliyor, karamsarlığı içerisinde olduğunu söyledi hane halkının, toplumun büyük kesiminin. Ama piyasanın beklentisi var, Merkez Bankası'ndaki bambaşka. Ama bir türlü iyileşmeyen bir vatandaşın enflasyon beklentisinin yüksek olma durumu var. O nedenle soruyorum. Siz toplumu da çarşıda, evet, pazarda görüyor musunuz? Ya evet, düzelecek bu ekonomi diyenler, yoksa bu artık daha nadir görmeye başladığımız bir duruma mı dönüştü sizce? Şimdi şöyle, mevcut yani enflasyon nedeniyle tabii ki toplumda, sokakta serzenişler, şikayetler, geçim anlamında, hayat pahalılığı anlamında şu anda yüksek seviyede. Burası çok net. Ama biz bunun çözümü bir seçimle mi olur, yoksa bir erken seçim olmadan bu sorunların üzerine odaklanılarak enflasyonun düşürülmesi, yani hangisine dönük bir beklentisi var toplumun? Buna şu anda bir cevap arıyoruz zaten. Doğaldır şu anda hane halkının enflasyon beklentisinin yüksek olması. Şu anda zaten enflasyonist ortamın içerisinde. Ama bu bir yıl sonra ne olacak mesela? Hani biraz da belki şu anda muhalefet bunu bir fırsat olarak değerlendirip hazır enflasyon yüksekken bir erken seçim talebinde bulunalım. Bu da yani siyasetin kendi dinamikleri içerisinde tabii ki olağan karşılanabilecek bir şeydir. Ama toplumda bunun karşılığı nedir? Ben toplumda yaygın beklentinin bu sürecin seçimsiz bir şekilde geçirilmesi ve bu süreçte sorunların çözülmesi. Buna şu anda bir kredi açtığını düşünüyorum ben toplumun. Bunun satın alınmaya başlandığını düşünüyorum. Ama henüz erken dönemdeyiz. Yani bir 6 ay, 1 yıl sonra mesela baktığımızda enflasyonla ilgili beklentileri ne olacağını o zaman bakmak lazım. Ha bu olmaz da tekrar bir daha bir tur daha bir enflasyonist ortama girersek o zaman tabii değişebilir. Toplumun beklentileri de değişebilir. Ama ben şu anda yani zaten bakınız şunu da ekleyeyim Sena Hanım. Yani mevcut sorunların bir sebebi de seçimler. Yani ne demek istiyorum? Seçim dönemine girince herkes beklemeye geçiyor. İş adamları beklemeye geçiyor. Piyasa beklemeye geçiyor. Yatırımlar erteleniyor. Seçim ekonomisine seçim dönemlerinde giriyoruz dediğinizi anlıyorum. Giriliyor. Yine girilebilir diyorsunuz bir erken seçim gelirse. Vaat yarışına giriyor. Tabii yani İktidar, peki, siz seçim döneminde enflasyonu kolay kolay düşüremezsiniz. Yani o nedenle bu seçimsiz 4 yılı aslında bir altın fırsat olarak Türkiye'nin önünde gören bir anlayış da söz konusu. Ben tekrar edeyim, yani Cumhuriyet Halk Partisi şu anda aslında bir iktidar paydaşı. Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye'de hep iktidar muhalefet diye konuşuyoruz ama ben böyle tek parçalı bir iktidar olduğunu düşünmüyorum. Belediyelerde Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı var. Onları anlatsınlar.
Yani İzmir'de ne yaptıklarını anlatsınlar, İstanbul'da, Ankara'da ne yaptıklarını anlatsınlar, Bursa'da, Balıkesir'de AK Parti'den belediyeyi devraldıktan sonra ne yaptıklarını anlatsınlar. Bunun üzerinden toplumun gözüne girmeye çalışsınlar. Bana kalırsa hani potansiyel oylar deniyor ya, onlar orada. Öbür türlü yani %25 bandı Cumhuriyet Halk Partisi'nin zaten cebinde. O %25 bandındakilerin erken seçim beklentisi içinde olması pek bir şey ifade etmiyor. Peki. Önemli bir yerden bana bir soru açtınız. O zaman Elfin Hanım'a onu sorayım. CHP böyle ya işsizlik aldı başını gidiyor. İşte üreticinin hali malum. Ürünler tarlada kaldı gibi genel söylemler üzerinden bir siyaset yapma şeklini mi muhafaza ediyor? Yoksa yo belediyeleri aldık yerelde iktidarız. İşte şunları 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 yapıyoruz mu diyor ya da demeli. Mesela güçlü bir performansını görmüyorum dedi belediyelerde Mehmet Acet CHP belediyelerinde. Ne dersiniz? Şimdi ben AK Parti kamuoyunun yani yönetici elitlerinin ve işte kanaat önderlerinin düştüğü bir hatayı belirtmek istiyorum. Buyurun. O da 2023 seçimiyle sürekli 2024'ü kıyaslayıp ya da işte bugünü kıyaslayıp ya da bir sonraki gelecek seçimi kıyaslayıp işte 2023'te de böyle diyordunuz, kaybettiniz. Bak şimdi de aynı şeyleri söylüyorsunuz, hatasına düşmeleri. 2023 ile 2024 yerel seçimleri arasında bile, bakın bugün değil, 2023 ile 2024 yerel seçimi diyorum. Yerel seçim bir sürede zaman geçti ayrıca. Bile o kadar çok fark var ki, yani o zaman döviz kuru 18 TL'ydi, 2024 seçimlerinde 30 TL'ydi. Mazot 2023 seçimlerinde 20 TL'ydi, 2024 yerel seçimlerinde 40 TL'ydi. Tam iki katı. Yani 2023'ün seçiminden sonra bile o kadar kötüleşti ki ekonomi ve insanlar o kadar bunaldı ki bunların etkileri de sandığa yansıdı. Şimdi daha da bunaldılar. Yani bu özellikle bakın bir ikinci hata, yani birinci hata sürekli 2023 üzerinden, o zaman da aynı şeyleri söylüyordunuz. Sözü üzerinden bugün olacak bir seçime çıkarımda bulunmak. Siz o zaman ekonomik şartlar bu kadar kötü değildi mi? Bu demek. Kadar kötü değildi. Yani o birden, şimdi o zaman da kötüydü. O zaman da kötüydü ama o zamandan sonra esas patlama noktası 2024 Mart'ına dayandı. Bu bir. Ha ikincisi, yani çok defalarca konuştuk, konumuz bu değil diye girmiyorum. 2023 seçimlerindeki altılı masa, yaşananlar, onların bugüne yansımaları, işte görüyoruz Sayın Akşener'in açıklamaları, diğer masanın bileşenlerinin durumu falan. Yani orada başkaca bir durum vardı. O seçim de kazanılırdı. O ayrı yani. Demiyorum ki o gün hani ekonomi daha iyi olduğu için seçim kaybedildi falan. Orada hata çoktu. Ama ekonomik olarak aynı değildi. Yani 2024 Mart'ıyla 2023 Mayıs arasında bile, ikisi arasında bile söylediğim döviz kuruyla mazot arasında çarpı iki fark var, yani öyle düşünün. Yani istemezdim ekonomi bu kadar kötüleşsin de biz bunları konuşalım ama yani AK Parti kamuoyunun görmekten kaçındığı konu bu. Görmek istemiyorlar. Ya da mesela işte çiftçilerin sorunu deyince bunu bir popülist söylem olarak görüyorlar. Belki geçmiş yıllarda popülist söylem olarak işçiler, emekçiler, memurlar, çiftçiler kullanılmış olabilir. Her dönem kullanılmış olabilir. Fakat inanın bakın bu dönem ki yani şu an içinden geçtiğimiz dönemdeki çiftçilerin sorunu gibi böyle bir dönem yaşamadık diyorlar. Yani bir tarlanın yarısına bir ürün ekerdik, diğer yarısına bir ürün ekerdik. En azından bir yarısından kâr eder, bir kısmından zarar eder, birbirini denkleştirirdi. Tarlayı mahsulüyle sürmek nedir? Zarar edip toplayıp tarlada bırakmak nedir? Vatandaşa bedava dağıtıyorlar. Yani bakınız bu sesi, yani bu sesi duyun diye anlatıyorum. Yoksa herhangi bir popülizm yapmak için falan değil yani. Zaten hani çiftçilerin sorunlarıyla ilgili
sürekli çalışan, yazılar yazan yazarlar var. Hani ben özel mesela olarak onların çalıştım. Da şöyle uyarısı var. Önümüzdeki sene gerçekten gıda enflasyonunda hani ne kadar düşürmek üzere bir eğilime girmiş gibi görünse de gelecek sene, bu sene bunları yaşadığımız için çok farklı bir gıda enflasyonu ve gıdaya erişim sıkıntısı yaşayabiliriz. Uyarısı yapan mesela çok tarım Sena, yazarı görüyorum. Evet Seren, bakın domates ekmeyeceğiz diyorlar. Yani çünkü domates, salçalık domates 2 TL'ye tarlada kaldığı için insanlar dağa taşa bu sene domates ekmişler. Seneye ekmeyeceğiz ve çok pahalı olacak. Yani söylüyorlar, bugünden söylüyor. Bakınız, ya bunun bir planlaması yapılmalı, sübvansiyonu verilmeli, borçlarına bir çare bulunmalı. Hem ihracatçının stoklarını eritmesi için bir takım destekler sağlanmalı. Çünkü bu ikisi o kadar birbirine bağlı ki. İhracatta kotalar getirmişler. Kotalar getirdikleri için ihracatçı stoğu elinde kalmış, müşterilerini kaybetmiş. Bu sefer tarladaki domatesi alamıyor. Tarlada da domates 2 TL'ye, salçalık domates tarlada kalıyor. Bakınız, bu sadece domates değil, narenciye de böyle, yani o kadar çok çiftçiyle ilgili sorun var ki. Ha, bu hatayı düşünürse, yani bunu bir CHP popülizmi, yani CHP popülizm yapıyor. Bu, yani diyebilirler, düşünebilirler, sorun yok. Ama 2023 ile aynı değil yani. 2023 ile 2024'ün koşulları aynı değil. Çok daha kötüleşti, onu söyleyeyim. Yani hele ki şimdi bakınız %25 tavan fiyat zam kalkacak kiracılardan. Bir de çok ciddi bir kiracı... Takıldınız Elfin Hanım. Tam kira en büyük dertlerden biri kiraya gelmişken Elfin Hanım'ın bağlantısında bir sıkıntı oldu. Birazdan döneriz. Arkadaşlarım ilgileniyor. Mehmet Hacet, bu tarlada kaldığı ürünler, karpuz vardı. Karpuzla beraber çiftçi tarlasını sürdü haberleri. Hepsi, birazdan size de onu soracağım. Evet, geri geldim herhalde. Hoş geldiniz. Evet, tam böyle artık dedim ki Mehmet Hacet'e döneceğim. Evet. Evet, şey evet, dayanamadı, Skype dayanamadı çiftçinin sorunlarına, kendini bıraktı yani. O kadar büyük sorunlar var. Hakikaten popülizm değil bakın. Yani ben uzmanlık alanı tarım olan bir insan değilim. Yani bunu yazmak, okumak, araştırmak ve dinlemek zorunda kalıyoruz. Çünkü insanlardan mesaj geliyor, insanlardan talep geliyor. Evet. Bir diğer sorun, yani bir diğer bence AK Parti kamuoyunun düştüğü şey de bu, yanlışlıkta. Şimdi mesela Mehmet Bey diyor ki kendi kendine gelin güvey oluyor CHP diyor. Şimdi bakınız, toplumun sesini dinlemek, yani toplumun bütününün sesini dinlemek çok önemli. Ben AK Parti'nin çok uzun bir süredir, yani önemli bir zamandır, toplumdan koptuğunu düşünüyorum bu manada. Zaten kendi içlerinde bunun tartışması var. Yani toplumun sesinden, talebinden, sıkıntısından, derdinden koptuğunu düşünüyorum. Yani Cumhuriyet Halk Partisi kendi kendine gelin güvey olmuyor. Bu erken seçim talebi, yani en fazla buna şunu söyleyebilirsiniz. Muhalif tabandan bu talep geliyor olabilir diyebilirsiniz. Muhalif taban dediğinizde son seçimde zaten hani muhalefete oy vermiş diyelim, yani CHP'ye oy vermiş seçmen de son seçimde zaten Türkiye'nin birinci partisi. O yüzden dengeler o kadar değişti ki 22 yılda 21 yılda iktidarda kalmak sürekli iktidar gözüyle meseleleri okumayı öngörüyor ve fazlaca bir özgüven yaratıyor bence. Yani yine AK Parti kamuoyu için söylüyorum. Onlar değişti. Yani bakınız, bence öyle bir noktaya doğru gidiyor ki ne yapılırsa yapılsın önümüzdeki iktidar, yani CHP hiçbir şey yapmasa ya da AKP çok şey yapsa da CHP'ye kalacak gibi gözüküyor. Yani gidişat öyle. Ne demek yani bundan bu? Sonraki, ne demek istediniz? Yani iktidar CHP sonra gelecek mi diyorsunuz? Evet evet, ama mesela CHP hiçbir şey yapmasa da AK Parti çok şey yapsa da öyle olacak gibi. Çünkü artık büyük bir bıkkınlık, yılgınlık, ekonomik tükenmişlik. Ve tüm bunlardan dolayı en azından artık bu seçimlerde her ne olursa olsun bu şansı vereceğiz ve değerlendireceğiz CHP'yi gibi bir yaklaşımı ben toplumda okuyorum. Yani bu sadece kamuoyu yoklamalarına yansıyanlardan biraz fazlası. AK Parti'nin bunu doğru okumadığını düşünüyorum. Yani bu sürekli 2023'te Kılıçdaroğlu zamanında da böyle diyordunuz ama bak o zaman kaybettinizle
bugünü ve bugün yapılacak bir seçimi, yani bir sene sonra, iki sene sonra yapılacak bir seçimi denkleştirmeye çalışırlarsa, hani fark etmezden çalışabilirler tabii, ama bu bir hata olur onlar açısından. Onu söylüyorum. Yani böyle bir değişime ben ilk defa yani toplumu hazır görüyorum. Yani CHP çok olağanüstü bir hatalar silsilesine düşmezse, dediğim gibi yani bir hata yapmazsa. Ama onun dışında inanın toplum ister istemez bu kadar ekonomik sıkıntılardan ve problemlerden sonra bir değişimi arzu edecektir gibi görünüyor. Bunun da sinyali yerelde verildi, yerel seçimlerde. Yani AK Parti'nin bu ciddiyetle meselelere bakması lazım. Az buz bir şey değildi yani çıkan sonuç yerel seçimde. Ve bunun sonraki yansımaları da devam etti. Yani sonrasında da toplumun tüm kesimlerinden AK Parti'nin politikalarının onları çok boğduğuna, yani ekonomi politikalarından bahsediyorum, yönelik tepkiler devam etti. Çiftçiler bunun bir parçası, emekliler bunun bir parçası. Bakın 2024 yerel seçimlerinde de biz emeklileri çok söyledik. O zaman da çok güveniliyordu. Yani AK Partililer kendilerine çok güveniyorlardı kazanacaklarına. Ve CHP belediyeleri, yine Mehmet Bey'in söylediği bir başka konu, CHP belediyeleri iş yapsın, hiç ben parıltılı bir durum görmüyorum dedi. O zaman da bunlar çok söylendi. İki katı oy verdi seçmen. Bakın iki katı. Yani Mersin'de, yani bakın Adana'da, Ankara'da ya iki katı, 5 yıl çalışmış bir belediyeden bahsediyoruz. Ve bu belediyelerin hepsini çok eleştirdi AK Parti kamuoyu. İstanbul bütün bakanlarıyla indi, 10 küsür puan fark çıktı. Yani bunlar hani böyle azımsanacak, ya bu sefer böyle oldu ama bir dahaki sefere böyle olmaz denilecek, üstünden atlanacak, popülizm olarak görülecek meseleler değil. Ha şunu söyleyeyim, ciddiyetle ele alırlarsa yani emeklilerin sorunu, çiftçilerin sorunu, yani bu ciddiyetle ele alınması. Çünkü hiç bakın çiftçinin sorunu vatandaşın mutfağını etkiliyor neticede. Yani zincirleme yani. İhracatçıyı, sanayiciyi etkiliyor, vatandaşı etkiliyor, tüketiciyi etkiliyor ve çiftçiyi etkiliyor. Ha bu kadar makro bir sorunu popülizm olarak görmek büyük hata olur. Teşekkürler. Var mıdır notlarınız? Mehmet Acet, alayım onları hızlıca. Var var tabii. Gördüm yani, yazarken de gördüm. Yani, buyurun. Ben 31 Mart'tan seçimlerinden sonra yazdığım ilk yazıda sandığın şakası yoktur demiştim. Yani Türkiye, bu bir Türkiye gerçeğidir. Hiç kimse için böyle bir rehavet içinde olmaya yol verebilecek, ben her durumda kazanırım diyecek bir seçmen profili yoktur bizim ülkemizde. Seçimden seçime oyunu değiştirebilen, seçimden seçime partisini değiştirebilen geniş bir kitle vardır. Dolayısıyla bu anlamda AK Parti'nin de bir rehavet, yüksek bir özgüven içerisinde olmasının bir anlamı yok. Yani 31 Mart bunu bu anlamda gösterdi. Ama bunun dışında şöyle göstergeler de çıktı karşımıza 31 Mart'ta. Aslında Cumhuriyet Halk Partisi'ne Cumhur İttifakı tabanından bir oy geçişi olmadı. Minimal düzeyde oldu. O minimal düzeyde CHP'den Cumhur İttifakı'na da geçti. Yani belediyelere göre, adaylara göre vesaire. Ama baktığımızda sonradan yapılan, ki hatta muhalefete çalışan bazı araştırma şirketlerinin yaptığı araştırmalar bunu ortaya koydu. 31 Mart'ın realitesi şuydu. Yani büyük şehirlerde, Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de DEM Parti ve İYİ Parti oyları geriledi. Oradan Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy kayışı oldu. Birinci çıkmasının bir sebebi buydu. İkincisi de AK Parti ve MHP seçmeni, yani Cumhur İttifakı seçmeninin bir bölümü de ya sandığa gitmedi ya da Yeniden Refah Partisi'ne oy verdi. 31 Mart'ta Cumhur İttifakı'ndan Cumhuriyet Halk Partisi'ne böyle bir oy göçü oldu da CHP o nedenle birinci parti çıktı görüşüne ben katılmıyorum. Başından beri katılmıyorum. Yapılan kimi araştırmalarda bunu bu şekilde zaten teyit etti. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir iktidar yürüyüşü içerisinde olması için bu kitleye, bu geniş kitleye hitap eden bu potansiyel oyların kendisine yönelebileceği bir cazibe oluşturması gerekiyor. Bunu ben demin belediyelerle ilgili bağlam açarken de bunu kastettim. Bunu nasıl yaparsınız? Bunu işte
Yani ilk başlarda Özgür Özel bunun arayışı içindeydi, bunun farkındalığı içerisindeydi zaten. Belediyelerde güçlü bir performans gösterisi. AK Parti'nin, Sayın Erdoğan'ın iktidara gelişi İstanbul Belediyesi'ndeki AK Parti'nin genelde işte daha önceki 90'lı yıllardaki belediyelerdeki kazanımlar ve orada gösterdiği performansın çok önemli bir katkısı olmuştur. Şimdi burada CHP açısından bir iktidar alanı var belediyeler. Göster kendini, bu sana bir alan açsın. Ben o nedenle biraz o demen hani genel cümleler kendi kendine gelin güveyi olması meselesini biraz bu bağlamda gördüm, değerlendirdim. İkincisi de genel anlamda toplumun değerleriyle barışık bir Cumhuriyet Halk Partisi olma. Burada da problemler var. Buna dönük de bazen böyle ataklar, hamleler oluyor, görüyoruz falan ama onlar da hızlı bir şekilde püskürtülüyor ve bu konuda da toplumun geniş kitlelerde toplumun değerleriyle barışık bir Cumhuriyet Halk Partisi olmaktan hala çok uzak olduğu yönünde bir görüş var. Onu da ifade edeyim. Dolayısıyla burada yani tabii ki yani kimse için, AK Parti için de toplumun bir oy verme garantisi yok. Doğruları arttırırsanız, yanlışları azaltırsanız yine seçer millet sizi. Veya siz muhalefette daha fazla doğru yapar, daha fazla güven verirsiniz, size yönelir millet. Türkiye'deki seçimlerin zaten heyecan verici kısmı da bence bu. Geriye dönük bunların analizini yaptığınız zaman bunu görürsünüz. Yani işte 2002'de de bütün bir önceki seçimde iktidarın paydaşı olan 3 partiyle birlikte bütün partileri sandığa gömdü seçmen. Dolayısıyla bunun başka partiler için olmayacağını da bir anlamı, bir garantisi yok. Ha, 31 Mart yani tabii ki AK Parti'ye çok ciddi bir mesajdı. Bunu zaten 4 aydır, 5 aydır bütün parti organlarında, en tepede Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptıkları görüş açıklamalarda çok açık bir şekilde bunu dillendirdiler. Yani burada birikmiş, gecikmiş bir hesap kesme durumu vardı bana göre. Yani son 10 yılda gördüğü yanlışları, özellikle son 10 yılda gördüğü hataları, yanlışları yansıtma anlamında orada sandığa gitmeme ve işte başka bir partiye yönelme anlamında bir mesaj tabii ki vardı. 31 Mart'ta bunu bu şekilde, bunun mesajını alabilirse AK Parti bir sonraki seçimde zaten iddiasını koruyor olacak. Burası çok açık, net. Ama ben öbür taraftan, yani erken seçimle programa başladık. Erken seçimle ilgili toplumda bir talep olmamasına rağmen toplumda seçimsiz bu dönemi herkesin şu an sahnede, iktidar da var, muhalefet de var ve millet izliyor. Sizi belediyelerde izliyor. Öbür iktidarı da Mayıs ayında seçtiği iktidarı da diğer ülke sorunları ile ilgili yaptığı işlerde izliyor. Ve buna göre bir pozisyon alıyor. Şimdi bu süreç içerisinde siz işin kolaycılığına kaçıp ben erken seçim talebine yöneleyim derseniz eğer bu yani 31 Mart'ın kredisini de bence Cumhuriyet Halk Partisi açısından kötüye kullanmak anlamına gelir. 31 Mart'ın açtığı Cumhuriyet Halk Partisi'ne kredi de verdiği belediyelerde seçmenin güçlü performansları ortaya koymak. Ama siz gelir gelmez bir taraftan sığınmacı karşıtlığına dönük adımlar atarsanız, öbür taraftan akraba, eş, dost atamalarıyla siz böyle ilk adımlarınızı atarsanız, yani 2 metre kaldırım taşı bile döşeyip ben bunu yap, yani icraata dönük, hizmete dönük güçlü bir mesaj siz ortaya koyamazsanız, bu hayal kırıklığı sonraki seçimlere de yansır. Ben o nedenle yani şimdi İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de örnek veriyorum, diğer şehirleri de, Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçen şehirleri de hangi güçlü performans, hangi pırıltılı icraatla milletin hani gözüne girebildiniz? Bu soruyu tekrar soruyorum. Teşekkür ederim. İmamoğlu, Kılıçdaroğlu ve Özel bir araya geldi hafta sonu. Hacı Bektaş Veli anma törenleri için bir araya geldiler ve burada bazı açıklamalar da yaptılar. Şöyle satır aralarında çıkarmış bize editörüm sevgili Seval. Özgür Özel, bu partinin ilk genel başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, tüm genel başkanlarına da, benden önceki genel başkanı çok kıymetli Kemal Kılıçdaroğlu'na da vefamızı göstermenin en önemli yolu onların partisini iktidar yapmaktır.
hep birlikte bunu başaracağımıza and içiyorum dedi. And içti. Ekrem İmamoğlu'ndan da bir açıklama geldi. Bu yol bize birleşmeyi emreder diyor. Hacı Bektaş-ı Veli'nin yoludur yolumuz diyor. Bu yol bize bir olmayı, iri olmayı, diri olmayı emreder. Bu yol bize 86 milyon yurttaşımızın hiçbirisini dışarıda bırakmamayı ve her bu vatanın her varlığının, her nimetin, her karış toprağının eşit hissedarı olmayı emreder diyor. Burada 86 milyon hep işte Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 16 milyon vurgusu vardı. Burada 86 milyon vurgusu var diye de değerlendiren olur. Bir olmak, iri olmak, diri olmak söylemi üzerinden değerlendirenler de oldu. Kılıçdaroğlu da biz birlikteyiz, beraberiz, inşallah Türkiye'yi aydınlığa çıkaracağız ifadelerini kullandı. Elvin Hanım, sizinle başlayalım. Bir kere bu görüntü itibarıyla üç ismin bir arada olması, kimi sorunlar olduğuna dair iddialar varken böyle olması, bir yandan da verilen mesajlar, başarı antı, İmamoğlu'nun 86 milyonun hiçbirisini dışarıda bırakmayacağız açıklaması. Ne söyledi? Evet, aslında Paris'teki fotoğraftan sonra bu fotoğraf çok da iyi oldu. Paris'teki fotoğraf da çok iyi olmuştu. Yani Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'i birlikte bir maç izlemesi ve o fotoğrafı vermesi. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin bundan sonra en önemli meselelerinden biri kendi iç birlikteliğini, bütünlüğünü, kendi iç koalisyonunu sağlamak. Tabii çok kolay değil. Yani kurultayla genel başkan değişmiş bir partiden bahsediyoruz. Yani Türkiye'de çok uzun yıllardır böyle bir durum zaten vaki değil. Yani kurultayla genel başkan değişsin. Mevcut siyasi partiler yasasında zaten lider sultasının bulunduğu bir yerde genel başkanın kendi döneminde seçilen kurultay üyeleriyle oylanması söz konusu olduğunda değişmesi pek mümkün olmuyor. Ama değişti Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Dolayısıyla tabii bir takım kırgınlıklar, gönül koymalar olabilirdi yani. Bu da çok normal hani bu süreçte yaşananlara baktığınızda. Mesela bu fotoğraflar size, biz o kırgınlıkları geride bıraktık. Geçti gitti imajı mı verdi, yoksa hayır biz bunları şimdilik halının altına koyduk ve beraber bir görüntü veriyoruz imajı mı verdi? Yani şöyle, Sayın Kılıçdaroğlu'nun kırgınlığı olduğunu ben görebiliyorum. Yani hani bunu yoktur desem doğru olmaz. Ama bu kırgınlığının ya da işte bu kendisi açısından, çünkü kendi yol arkadaşlarıydı, kendisi açısından yaşanan bu durumu çok fazla önümüzdeki süreçte, yani siyasetin daha da hani sıcaklaşacağı zamanlarda partiye ve parti içine yansıtmayacağını umuyorum ve düşünüyorum. Yani en azından bu çok önemli. Yoksa kırgınlıklar olur yani. Mevcut genel başkanla başka bir belediye başkanı arasında da kırgınlık olabilir. Bir takım anlaşmazlıklar olabilir, uzlaşmazlıklar olabilir. Bunların nasıl çözüldüğü, yani siyasette bunun çözüm yolları çok önemli. Ben Sayın Kılıçdaroğlu'nu en azından hani bu fotoğrafta ve o gün verilen mesajlarda bir arada olmalarını değerli görüyorum, önemli görüyorum. Hani dediğim gibi bundan sonraki süreçte bence CHP için ve CHP Genel Başkanı'nın en büyük sorumluluğu bu güç odaklarını bir arada tutabilmek. Yani bir yandan belediye başkanlarını, bir yandan eski genel başkan Sayın Kılıçdaroğlu'nu bir arada denge içerisinde, uyum içerisinde tutup bir adaylaşma sürecine girebilmek. Bu bence en önemli mesele CHP açısından. Şimdi bir tüzük kurultayı yaşanacak 6-7-8 Eylül'de. Bu kurultay da çok önemli. Kurultaydaki atmosfer, çıkacak sonuçlar, bunların hepsi Cumhuriyet Halk Partisi'nin birliğini, bütünlüğünü pekiştirecek gelişmelerdir. Çünkü tabanda da tüzük kurultayına dair beklenti var. Yani işte ön seçim üzerinden beklenti var. Üyelerin hakları üzerinden, birçok parti içi demokratik süreçler üzerinden beklentiler var. Bunlar sağlandığı takdirde bu birliktelikte daha sağlıklı bir biçimde sürecektir diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Mehmet Ecet, Ankara'dan siz böyle baktığınızda ne görüyorsunuz? Biraz daha siyasete, siyasetin kalbine yakınsınız. Biraz değil, bayağı yakınsınız bize göre. Bu güç odakları mı var CHP içerisinde? Bir arada durmalarına ilişkin bazı sıkıntılı süreçler mi vardı? Bir de bundan sonra asıl böyle maharet, zor iş, bu güç odaklarını bir arada tutabilmek
Bu denklemi buna göre kurabilmek midir CHP için? Bir de görüntülere siz ne söylüyorsunuz onu da merak ettim. Görüntüleri nasıl okudunuz? Yani bunu şimdi bir araya gelmeleri birlik bütünlük içerisinde oldukları anlamını vermiyor. Orada da Sayın Kılıçdaroğlu'nun yaptığı bir konuşma var. En çok haber olan cümlesi Hacı Bektaş ihaneti görenlerin son sığınağıdır cümlesi olmuş. Burada dolayısıyla yan yana resim vermek, aralarındaki ihtilafların, bölünmenin ve birbirlerine karşı vermekte oldukları mücadelenin bittiği anlamına gelmiyor. Ya da burada Hacı Bektaş'ın huzurunda kalplerin yumuşadığı artık bambaşka bir Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde işte kurultaya giderken atmosfer ortaya çıkacak mı acaba? Ben emin değilim. Yani Kemal Kılıçdaroğlu evet kırgınlığı var ama kırgın halde kenarda köşede bekleyen bir profilde çizmiyor. Aksiyon halinde bir mücadele yürütüyor ve çok da sert. Yani üslubuna, diline baktığımızda hiç kimseden lafını esirgemiyor. Yani kendisi aday olurken Cumhurbaşkanı adaylığı herkes benim aday olmamı istiyordu. Özgür Özel de buna dahil demişti. İşte sırtımda hançerle dolaşıyorum gibi cümleler kurmuştu. Ekrem İmamoğlu'na yine yani ihanetle yan yana gelen kelimelerle eleştirmişti. Burada yani resim vermek, işte orada DEM Parti'nin eş başkanı da var. Resim vermek dediğim gibi bir birlik bütünlük sağlandı, ihtilaflar bir kenara bırakıldı anlamını, siyasi anlamını vermedi, vermiyor. Bu ifadeyi sizce kim yani için söyledi o halde Kılıçdaroğlu? Hacı Bektaş ihaneti görenlerin, yarı yolda bırakanların, kötülüğe uğrayanların son sığınağıdır. Yani şimdi buradan Kemal bir mesaj mı verdiğini düşünüyorsunuz? Şimdi şöyle tabii yani Kemal Bey, Kılıçdaroğlu kurultayı kaybettikten sonra Kasım 2023'te bir süre kenara çekildi ama sonra her sahneye çıkışında çok sert bir şekilde cümleler kurdu. Yani hatırlayalım bu işte Sayın Cumhurbaşkanı ile Sayın Özgür Özel'in bir araya gelmesiyle alakalı o süreç, o normalleşme ya da yumuşama süreci başladığında neler söylemişti Sayın Kılıçdaroğlu. Onun devamında aynı üslubunu devam etti. Yer yer böyle çeşitli tekil kişilere dönük çok ağır bir şekilde bir dille eleştirel. Yani bir yaralı bir Kemal Kılıçdaroğlu görüntüsü veriyor. Yarası açık halde kalmış bir Kemal Kılıçdaroğlu görüntüsü veriyor. Öyle olunca da Hacı Bektaş törenlerinde de doğal olarak refleksler, haberci refleksleri böyle bir cümle kurduğu zaman hemen onu ön plana çıkartıyor. Serbest çağrışım alıyor yaptı diyorsunuz. Şimdi ihaneti görenlerin son sığınağıdır şeklinde bir cümle kurmuşsa Kemal Kılıçdaroğlu, şimdiye kadar ki yaptığı açıklamalarda her konuşmasında yine bu ifadeleri ihanet cümlesini, hançer cümlesini konuşmaların içerisinde kullanmış bir Kemal Kılıçdaroğlu, bunu Hacı Bektaş'ta da satır aralarına yerleştirmişse o çekilir ve ha Kemal Kılıçdaroğlu Hacı Bektaş'ta da mesajını verdi, aynı mücadelesini devam ettiriyor gibi bir anlam çıkar. Buradan böyle bir anlam çıkar. Yani bunu dışarıdan zorlama bir yorum olarak, zorlama bir görüş olarak niteleyenler de olabilir. Ama bunu Kemal Bey'in şimdiye kadar verdiği mücadele ve bu mücadele içerisinde kullandığı dil ile yan yana getirdiğinizde bu fazla kaçmaz o zaman. Yani o zaman bu ihaneti görenlerin son sığınağıdır. Ben ihaneti gördüm ve burası benim için bir son sığınaktır şeklinde yorumlanır. O da bunun böyle yorumlanması için bu cümleyi bir, yani, konuşmanın içerisine kendi içinde de çelişen bir garip bir atmosfer içerisinde yorumlanmış olmuyor mu? Çünkü yani mesela sırtımdan hançerlendim dediğinde kim hançerledi size diye KRT'de sorulduğunda yanlış hatırlamıyorsam kendisi dedi ki işte ertesi gün çağrılar yapıldığını, seçimin hemen ertesinde Ekrem İmamoğlu'nun çağrısına atıfla, değişim çağrısına atıfla işte burası tabii beni hançerleyen diye adres göstermişti. Şimdi burada yaptığı ihanet açıklamasında yine kendisini hançerlediğini düşündüğü isimlerle yan yanayken bu mesajı vermiş oluyor. Bu da kendi içinde ayrıca anlamlar barındırıyor o halde sizin bakışınızla.
Yani şimdi yani görüntü, fotoğraf yan yana işte Hacı Bektaş Veli törenlerinde herkes oraya gitmiş ve orada bir protokol anlamında da çok böyle ayrı ayrı yerlerde otursalardı o tabii daha farklı yorumlanırdı. Ama benim gördüğüm, benim anlatmaya çalıştığım yan yana görüntü vermiş olmaları aralarındaki problemin yumuşadığı anlamına gelmiyor. Evet. Onu yani orada Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu cümlesine binaen bu yorumu yapmış oldum. Teşekkür ederim. Hacı Bektaş ihaneti görenlerin son sığınağıdır açıklaması. Ne dersiniz Elfin Hanım? Yaralı bir Kemal Kılıçdaroğlu var. Yarısı da hala açık diye betimledi Mehmet Acet. Yani siyasi tabiri. Siyaseten anlatıcı elbette. Onu ben de söyledim aslında. Yani Kılıçdaroğlu, Sayın Kılıçdaroğlu'nda kırgınlığı var ya, hani bu görünüyor. Hani bu da normal gibi görmek lazım aslında kırgınlığını. Çünkü hani kendi yol arkadaşları neticede değişim şu an genel merkezdeki, yani Genel Başkan Özgür Özel mesela Sayın Kılıçdaroğlu'nun çok uzun yıllardır yol arkadaşı, en güvenli isim grup başkan vekili. Ama tabii yani siyasette böyle, yani siyasette de bu tür hedefler olur. Yani herkes bir üst noktaya gelmek için, genel başkan olmak için, cumhurbaşkanı olmak için mücadele eder. Yani ayrıca çok da söylüyorduk yani 2023 seçimi olur da kaybedilirse siyasette çok şey değişir. Yani oralı, yani birazcık da bu işlerin buraya geleceği de okunuyordu o günlerden, görülüyordu. Yani çok şaşırtıcı olmaması gerekiyor siyasetin içerisinde olan insanlar için. Sadece hani normal insani kırgınlıkları da olabilir ayrıca. Kendi aralarında çözmeleri gerekir diye düşünüyorum. Yani buna dışarıdan herhangi birinin bu meseleyi çözebileceği bir durum yok. Yani mevcut Sayın Genel Başkan Özgür Özel'in biraz daha belki ayrıca çabası gerekecektir. Sayın Kılıçdaroğlu'nun gönlünü almak vesaire, zaman içerisinde onarılır diye düşünüyorum. Önemli olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin geçmişiyle bugününü çatıştırmamak. Yani bunu ben çeşitli zamanlarda denk geliyorum. Yani bu geçmiş dönemlerle ilgili çok kötü sözler söyleyerek bir çatıştırma içerisine girmemek. Bu yani CHP'yi böyle bir iklimde, yani bakınız Türkiye'de şu anda CHP dışında AK Parti'nin alternatifi bir parti yok. Yani diğer partiler elbette İYİ Parti'de, saygıdeğer DEM'de çalışıyorlar bir şey iktidara gelmek için, ama hani şu anda mevcut konjonktürde iktidar adayı parti Cumhuriyet Halk Partisi. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin sorumluluğu var. Bu sorumluluk dahilinde de kendi iç kavgalarına çok fazla boğulmaması gerektiği bir dönem. Belki de en önemli dönem. Maalesef, ama işte dediğim gibi yani bu tür şeylerden dolayı da zaman zaman kendi iç kavgalarına da dönüyor. Örneğin yani geçmiş yönetim, yani bakın bugünkü için, yani Sayın Özgür Özel için de geçmiş yönetime dair söylenen herhangi bir söz, yani söylüyor diye demiyorum, hani genel bir derdimi anlatmak için söylüyorum. Geçmiş yönetimle bugünü kıyaslayacak bir söz doğru değilken, Sayın Kılıçdaroğlu için de kendinden önceki dönemle kendi dönemini kıyaslayacak bir söz, yani CHP'nin geçmişini ve bugününü sürekli çatıştırma halinde, birbiriyle rekabet etme halinde tutmak CHP adına çok sorunlu bir durum. O yüzden bundan çıkıp artık bugünkü halkın beklentilerine ve taleplerine karşılık verme yolunda adım atmaları daha iyi olur. Çok teşekkür ediyorum. Hızla bu dilimi kapatalım. Sonra birkaç başlığım daha var. Onları da geçeriz. Kısacık bir ara vardı. Şimdi devam edeceğiz. Birkaç başlığımız daha var. Siyasette çok çok konuşulan başlıklar. Neler tartışılıyor derseniz, hafta sonundan bu yana baktık işte CHP'deki duruma. Elfin Tataroğlu ve Mehmet Acet bizimle konuşmaya devam edeceğiz.
Bir yandan tamam, bir son dakika var ekranlarda, onu da aktaralım, öyle başlayalım. Manisa Uşak yangınları kontrol altında. Tarım Bakanı Yumaklı'dan gelen bir açıklama bu. Gördeş ve Eşme'de soğutma çalışmaları sürüyor açıklamasını yapmış. Tarım ve Orman Bakanı, o bilgiyi de paylaşalım. Bütün hafta sonu gündemimiz maalesef yurdun dört bir yanından gelen yangın haberleriydi. Manisa ve Uşak yangınlarının da kontrol altına alındığına dönük Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı'dan gelen bir açıklama var. Onu da paylaşalım. Sıcak bilgileri oldukça da bölgeye zaten bağlanmayı sürdürürüz. Şimdi şöyle bir şey oldu hafta sonu. Yeniden Refah Partisi'nden AK Parti'ye giden belediye başkanları ile ilgili Yeniden Refah Partisi'nden bir çağrı geldi. Mehmet Altınöz, Genel Başkan Yardımcısı, dedi ki vatandaş ahlaklı belediyecilik ile ilgili bir çağrısı oldu. Yapacağınız için size oy verdi. Siz israf yapmayacağınız için size oy verdi. Yoksa çok belediye başkan adayı vardı. Gidip oyunu onlara da verebilirdi. Şimdi siz iktidar partisine gittiniz. Vatandaş zaten iktidar partisinden memnun olsaydı iktidar partisinin belediye başkanına oy verirdi diyor. Niye ona oy vermedi de size oy verdi? Lütfen bunu gece yastığa başınızı koymadan önce düşünün diye AK Parti'ye geçen belediye başkanlarına bir çağrı olmuş. Diyor ki kapılarımız açık, çıkın gelin, tövbe edin, tekrar Yeniden Refah Partisi'ne gelin, biz bir yanlış yaptık diyerek baba ocağına gelin, bizimle çalışmaya devam edin, geri dönün çağrısı yapıyor Yeniden Refah Partisi AK Parti'ye geçen belediye başkanlarına. Dönerler mi Mehmet Acet? Yani dönmezler herhalde bu saatten sonra. Niye böyle gittiler, bir örnek peki? Var mı daha önce? Şimdi daha önce de yani bu belediye başkanlarının büyük bir bölümü daha önce AK Parti'de siyaset yapmış. Hatta önemli bir kısmı AK Parti'de belediye başkanlığı yapmış, milletvekilliği yapmış. Şimdi Yozgat'taki Yeniden Refahlı Belediye Başkanı daha önce AK Parti'den yapmış mesela. Urfa'daki Yeniden Refahlı Belediye Başkanı AK Parti'de milletvekili idi. Şimdi onlar AK Parti'den milletvekillerine, belediye başkanlarına çengel atarken problem yok. Sonra onların belediye başkanları parti değiştirince orada ahlaktan, siyasi ahlaktan bahsediyorlar. Siz diyorsunuz siyasi ki önce Yeniden Refah Partisi başlattı bunu. Tutarlılık gerektirir. Öyle tabii ya, o dönemde biz yine hatırlarsanız bu belediye başkan adaylıkları açıklanırken birkaç kere Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isim vermeden tam da buna dokunan açıklamaları vardı. Yani şimdi hem Cumhur İttifakı'nın içinde olacaksınız, hem de Cumhur İttifakı'nın altında olacaksınız. Ya da AK Parti ile birlikte bir görüntü vereceksiniz, bir taraftan da AK Parti'nin altına olacaksınız. Bunun tabii ki yani AK Partilileri Cumhurbaşkanlığı rahatsız etmesinden daha doğal bir şey yoktu. Bu rahatsızlığını da birkaç defa Cumhurbaşkanı Erdoğan yansıtmıştı seçimlerden önce. Dolayısıyla yani burada önce tutarlılık Yeniden Refah Partisi açısından siz belediye başkanlarınızın veya aday kazanamayan adaylarda da yani çok büyük bölümü aday yapılmamış ya da küsmüş kenarda bekleyen, özellikle şunu beklediler mesela birçok yerde AK Parti'nin adaylarına açıklamasını özellikle beklediler. Aday ilan edilmeyen belediye başkanlarına çengel takmak istediler. Takabildiklerini taktılar. O şekilde bir siyasi yürüyüş içerisinde oldular. Şimdi Yeniden Refah Partisi 31 Mart'ta ciddi bir oy aldı tabii. Yani %6'nın üzerinde bir oy aldı. Ama bu oyu almasının bir sebebi de bir önceki seçimde kendi tercihini Cumhur İttifakı içerisinde yapmasıyla alakalıydı. Yani Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Fatih Erbakan biliyorsunuz önce bir aday oldu. Sonra vazgeçti ve Erdoğan'ın adaylığına destek verdi. Ama onun öncesinde de CHP'nin içinde olduğu hiçbir denklemin içinde yer almayacağız diye bir duruşu da vardı Yeniden Refah Partisi'nin. Şimdi bu duruşuyla Saadet Partisi'nden ayrıştırdı kendisini mesela. Ve Saadet Partisi'nden ayrıştırması, Cumhur İttifakı'nın bir paydaşı olarak bir pozisyon alması AK Parti tabanında da bir sempati oluşturdu. Bu sempatiden de o zaman da yine Mayıs seçimlerinde de %3 civarı oy almıştı. 3'e yakın bir oy almıştı Yeniden Refah Partisi. Bu kadar oy almasının sebebi de
kendisini dediğim gibi Cumhur İttifakı içinde bir yerde konumlandırmasıyla alakalıydı. Yerel seçim 31 Mart'ta ilk bölümde biraz girmiştik. Yani AK Parti'ye kızanlar ve yerel seçimde bir mesaj vermek isteyen taban içindeki bir kitle Yeniden Refah'ı Cumhur İttifakı'nın bir paydaşı olarak gördüğü için o oyları oraya verdi ve o şekilde bir fatura kesmek istedi AK Parti'ye yönelik olarak. Demin konuştuğumuz bağlamda yani evet CHP birinci parti çıktı ama Cumhur İttifakı tabanından da bir oy geçişi ya da oy göçü olmadı derken biraz bunu kastediyorduk. Şu açıdan eleştirilir. Şimdi ben de açıklamayı bulmaya çalıştım. Bu dönem siz dediniz ilk bunu Yeniden Refah Partisi başlattı diye. Cumhurbaşkanı Erdoğan o dönemde mesela çok sert açıklamaları da olmuştu. Bir açıklamasını bul. Mesela zübük siyasetçi tiplerini gördü, tanıdı. Verdiği sözleri inkar eden Türkiye bir önceki seçimlerde. Belediyelerde de şehrine yıllar kaybettiren başkanlar oldu diye. Yani onlar kendi tiyatrolarını çevre dursun diye. Bir o çok konuştuğumuz kendi ifadesiyle zübük siyasetçi tanımı üzerinden hatta eleştiriler de yapılmıştı o dönem. Ama şimdi tam da böyle olması tersine bir adım diye de yorumlanır. Öyle de bir eleştiri bu sefer AK Parti'ye gelir. Şimdi Sena Hanım şöyle evet o açıklaması da var. Ama birkaç kere hem Cumhur İttifakı'nın mealen söylüyorum hem Cumhur İttifakı'nın içinde gözüküp hem de bizim belediye başkanlarımıza kanca atmak, bizim partimizin altını oymak, bunları dediğim gibi mealen söylüyorum, bunu kabul etmeyiz anlamında açıklamaları olmuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Şimdi Yeniden Refah Partisi ile ilgili handikap şu, ben daha önce Fatih Erbakan'la iki kere program da yaptım. Kendisiyle de bu konuları da konuştuk. Saadet Partisi ile çok kavgalı bir şekilde yolları ayırdılar. Ve kendilerini Saadet Partisi'nden farkınız nedir diye sorduğumuzda da hep dediler ki onlar CHP ile yol yürümeye karar verdiler. Biz de CHP ile hiçbir zaman yol yürümeyiz. Temel farkımız bu. Sokakta da bize hatta bunu söylüyorlardı Refah Partililer. İşte bizi saadetli zannedip bize tepki gösteren çarşı esnaf kesiminden insanlar oluyordu diye. Dolayısıyla buradaki konumlanması yani Yeniden Refah Partisi'nin söylem ve eylemde tekrar bir saadetlileşmek, saadet partilileşmek biçiminde olursa ki öyle olduğu gözüküyor. Yani bir Doğan Aydal diye bir genel başkan yardımcıları var. Erdoğan Amerika'ya kaçacak falan dedi. Yani bunlar işte o Saadet Partisi'nde falan bazen böyle duyulan laflardır böyle. Bir hani deli saçması laflardır bir tarafıyla da. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işte bu kaçacaklar şeyini bir ara Kemal Kılıçdaroğlu da çok söylüyordu. Her şey bir tarafa yani o 15 Temmuz'daki duruşu zaten bunların çok saçma argümanlar olduğunu ortaya koymuştu. Ama hala söylüyorlar mesela işte o Doğan Aydal Genel Başkan Yardımcısı. Amerika'ya kaçacak gibi yani o anlama gelen cümleler sarf ediyor. Partiden buna böyle çok cılız tepkiler bir taraftan korunuyor, kullanıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakın medyada boy gösteriyor bu isimler. Dolayısıyla hem söylemde hem eylemde Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı'nın bir paydaşı gibi olmaktan ziyade Saadet Partisi gibi davranmaya başladı. Bunu tabii kendileri bilir. Bu tercihtir sonuçta. Yani ben böyle söylüyorum diye kendi tercihleri, kendi bilecekleri iştir. Ama şunun da ben farkında olduklarını biliyorum. Cumhur İttifakı'ndan ne kadar uzaklaşırlarsa bu aldıkları oyların da böyle güneş gören buz gibi hızla eriyeceğinin de farkındalar. Eriyeceğini onlar da böyle bir ikilem. Evet, evet öyle bir ikilem içerisindeler. Çünkü o önemli bir kredi Yeniden Refah açısından yani yaptığı o tercih 2023'te yaptığı o tercih önemli bir kredi açmıştı Cumhur İttifakı tabanında Yeniden Refah Partisi'ne. Şimdi dediğim gibi yani biraz bir Saadet Partili gibi davranmaya başladılar. Mehmet Altınöz'ün açıklamalarında da onu görüyorum ben. Başka bazı önde gelen parti adına sözcü partinin görüşlerini temsil eden isimlerin konuşmalarına katıldıkları programlardaki sözlerini işte az önce Doğan Aydal örneğinden verdiğim gibi
bir Saadet Partilileşme durumu ben gözlemliyorum. Ve dönmeyeceklerini düşünüyorsunuz. Yani bu dön çağrısı karşılık bulmaz diyorsunuz. Ya peki. Bunun böyle geldikten bir hafta 10 gün sonra dönüldüğüne dair bir örnek yok. Bu esas tabii onlar niye tutamadılar sorusu burada daha önemli. Sorulması yani 4 ay seçimler yapılmış. 4 ay sonra. Ha ben şuna da tabii yani bu transferler hani siyasette hani buna ilkesel olarak karşı görüşler de var. Ben ona da saygı duyarım bakın onu da söyleyeyim. Yani siyasette hani şu argüman işte oy veriyorsun. Ondan sonra birisi millet bir tercih yapıyor. Ondan sonra süreç içerisinde değişiklikler söz konusu oluyor. Bunun yanlışlığına değinen görüşlere de ben saygı duyarım ama Yeniden Refah Partisi yani 4 ay sonra seçimlerden niye tutamamış bu belediye başkanlarını dönüp kendilerine bunu sorması lazım. Peki teşekkür ederim. Şimdi izleyicilerimiz bana telefonla bilgisayarına baktım diye kızmasın. Çünkü bir açıklama arıyordum hafızamda olan. Onu da buldum. Bu zübük siyasetçi ifadesiyle beraber çok konuştuğumuz bir açıklamaydı yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan. Ya ben seçim kazanırsam kazandıktan sonra yine AK Parti'de olacağım diyen sirk cambazlarına asla prim vermeyiniz ifadelerini kullanmıştı. Meydanı siyaset haramilerine bırakmayacağız demişti. Ve korsan siyaset yapmaya kalkana da eyvallah etmeyiz mesajını vermişti. Şimdi ama Mehmet Hacet'i der ki bu böyle başlamadı. Asıl bu o seçim döneminde Yeniden Refah Partisi'nin hamleleriyle başlayan bir süreçti. Ne diyorsunuz Elfin Hanım? Şimdi tabii şunu belirtmem lazım. Ben etik olarak yani öncelikle siyasi etik yasasının çıkması gerektiğini düşünüyorum. Ve bu tür transferlerin yani bu öyle ki bazen muhalefete oy veriyor seçmen, iktidara geçiyor, yer değiştiriyor. İktidarda diye oy veriyor, muhalefete geçiyor. Yani kim nereye geçerse geçsin. Doğru bulmuyorum. Yani seçmenin iradesini sonradan kişinin kendi, seçilenin kendi iradesiyle başka bir şeye tahvil etmesini doğru bulmuyorum başka bir siyasi partiye. Dolayısıyla bunun da aslında siyasi etik yasası da kapsamında da muhakkak bir çerçevesinin çizilmesi gerektiğini ve yasaklanması gerektiğini düşünüyorum bu tür transferlerin. Fakat gelin görün ki mevcut siyasi sistemde bu var. Burada şöyle bakmak lazım. Yani bunun varlığı. Çünkü CHP'ye de geçenler var yani. CHP'ye de geçen milletvekilleri var. Buna şöyle bakmak lazım. Başkanlık sistemi sonrası iki dönem yaşandı. Bir ilk dönemde ki ben hani başkanlık sistemi çıkarken rahmetli Burhan Kuzu ile çok yayınlara katılmıştım. O zaman Burhan Hoca mesela diyordu ki bu sistem diyordu iki parti bırakacak geriye. Başka bir şey kalmayacak diyordu. AK Parti ile CHP yani Amerika'daki gibi demokratlarla cumhuriyetçiler gibi iki merkez kalacak. Yani onun dışında ikiye bölünecek. Şimdi ilk biz bu sisteme geçtiğimizde yani biz de şeyi savunuyorduk o zaman tabii bu fikrin karşısında, bu argümanın karşısında Latin Amerika ülkeleri gibi çok partinin girdiği ve mecliste çok işte meclis ve başkanlık arasında uçurumun çok olduğu bir takım kaosların olduğu bir sisteme döner Türkiye'de diyorduk. Şimdi aslında Türkiye'de ilk etapta buna benzer bir yapıya döndü. Yani çok fazla parti açıldı ve çok fazla yani öngörülen, murad edilen iki partili sistemken ortaya çıkan adeta tabela partililerinin bile değerli olduğu bir şeye döndü. Sonra arada bir seçim yasasında bir değişiklik yapıldı. Küçük partilerin ittifaktaki ağırlığını daha azaltan bir değişiklik yapıldı ki bu zaten işte DEVA'nın geleceğin CHP listelerinden girmesiyle sonuçlandı ki bence o da yanlıştı. Kendileri Yeniden Refah'ın orada aldığı en doğru karar ayrı ve tek başına girmekti. Belki 5 milletvekili çıkardı ama sonrası için bir yatırım yapmış oldu kendine. Partinin varlığını korumuş oldu. Altılı Masa'daki muhafazakar adlandırabileceğimiz yeni kurulmuş partilerin oradaki hatası ayrı girmemek oldu bence. Ama yine de yani şu iklim şu anda mevcut, bu şu şeyimi tamamlayayım. Şu anda ikinci evrede yani başkanlık sisteminin bu küçük partilerin ehemmiyetini azaltan yasa ile birlikte şimdi evet iki partili bir düzleme doğru gidiliyor. Yani şu anda CHP ve AKP düzlemine gidiyor. Dolayısıyla insanlar da kendilerine siyasi geleceği, siyaset yapabilecekleri alanı bu iki partide görüyorlar. O yüzden bu dönemdeki geçişleri bir de bu açıdan okumak lazım. Yani
sistemin varlığı biraz da önce çok partili düzene itti. Sonra şimdi iki parti üzerine kısaltıyoruz. O genişleyen spektrumu daraltıyor diyorsunuz. Daralttı. Yani dolayısıyla hani bunu siyasetin şeyinden, sisteminden kopuk okumak ve sadece ya siz niye parti değiştiriyorsunuz, işte bu etik değil demek de doğru değil. Çünkü böyle de bir durum var. Bu bir vakia. Yani artık iki parti. O yüzden diyorum ya hani CHP'ye de büyük sorumluluk düşüyor. Şimdi buradan Yeniler Refah'a gelecek olursak, bir kere ben Saadet Partisi ile Yeniler Refah'ın aynı kefede değerlendirilmesine karşı çıkarım. Çünkü Saadet Partisi bir kere yolun çok başından beri, yani sadece bugün falan değil, yani 2001-2002'den beri AK Parti'nin yolculuğuna karşı çıkmış. Daha Amerikancı bulmuş, Erbakan Hoca'nın kodlarına daha yakın bir siyaset izlemiş ve bunu da yok olmak pahasına yapmış bir parti. Yani %1 kalma pahasına yapmış bir parti. Şimdi o ki hani hakikaten de düzgün insanlar, bakın bugün milletvekilliği yapan Saadet Partisi'nden seçilen insanlar hakikaten çok mücadeleci, milletvekilliği görevinin hakkını veren bir milletvekili kürsüde Filistin davasını savunmak için canını verdi Saadet Partisi'nden. Bu önemlidir. Yani öyle gösterişte değil, özde bir mücadeleleri var. Bu ayrı. Ha, Yeniden Refah Partisi'ne niye kıyaslamam? Yeniden Refah Partisi bir kere bir strateji izledi. Aynı Mehmet Bey'in söylediği gibi. Önce AK Parti ile yakın girdi. Onun tabanını aldı. Şimdi yani Saadet Partisi'nin bunları yapması mı hoş olurdu? Yoksa tamamen ideolojik bir çizgide %1 kalsa bile hani bildiğini yapması mı? Valla bilmiyorum. Bana sanki öbürü daha iyi gibi geliyor. Önce hani AK Parti ile birlikte hareket etti. Onun tabanından oy aldı. Ondan sonra da AK Parti'nin aslında en ciddi rakip alanını açtı. O da nedir? Hani AK Parti'ye oy veren ama CHP'ye eli gitmeyen muhafazakar seçmeni kendine çekti. Ve çok ciddi de bir başarı elde etti yerel seçimde. Şimdi ben şunu da gözlemliyorum. O yerel seçimdeki başarıda Filistin davasının çok önemli yeri vardı. Orada Fatih Erbakan, Genel Başkan Fatih Erbakan, bir konuşma yapmıştı. İşte bu sanıyorum Gazze'yi çeviren dikenli teller Türkiye'den gidiyor gibi, ya da işte Kudüs'ü bilemedim şu anda tam cümle neydi, dikenli teller Türkiye'den gidiyor gibi bir cümle falan. Bunlar çok yüksek bir hassasiyet de yarattı muhafazakar tabağında ve buradan bir oy aldı. Ama şimdi AK Parti yani işte Mahmut Abbas'ı getirdi, konuşma yaptılar vesaire, hani çok yüksek perdeden Filistin davasının savunuculuğuna başladı. Ve bu aslında Yeniden Refah'ın elindeki en güçlü siyasi argüman, aynı zamanda savunduğu mesele. Bunun yerini neyle, yani şimdi AK Parti bu alanı doldurduğu anda Yeniden Refah'ın kendine varlık nedeni olarak yeni alanlar yaratması lazım. O alanlar açısından bence Yeniden Refah da sıkıntılı bir sürece giriyor. Onu da söyleyeyim. Yani oradaki o alanı biraz daha daralıyor gibi. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Var mıdır Mehmet Acet ekleyeceğiniz bir nokta, yoksa şöyle, başka yani bir başlığa geçeceğim? İki şey söylemek isterim. Elfin Hanım'ın sözleri üzerine. Birincisi, yani evet bir iki parti öne çıkıyor mevcut sistemde, ama bir taraftan da işte bu Yeniden Refah örneğinde olduğu gibi, Saadet Partisi örneğinde olduğu gibi, bu %50+1 zorunluluğu nedeniyle küçük partiler de büyük bir fırsatçılık kolluyorlar bu sistem içerisinde. Ben yani şu kadar zamandır Ankara'da gazetecilik yapıyorum, 20. seneye girdi. Adalet Partisi'nin tekrar tabelasını açmış ve varlık gösteren partilerden biri olduğunu Sayın Kılıçdaroğlu'nun Adalet Partisi'ne yaptığı ziyaretle öğrenmiştim. Geçen sene 2023'te yani yüzün epeyce üzerine çıkmış durumda ve bu küçük partiler de işte seçim dönemlerini özellikle bir fırsat olarak kullanıyorlar. Dolayısıyla böyle bir handikapı da var yani bu içinde bulunduğumuz süreci. İkincisi de tabii ki yani Elif Hanım'ın dediği doğru. Saadet Partisi'nde bir değişiklik zaten söz konusu olmadı. Onlar başından beri yerlere belli. Ve hep yani yer yer CHP'den bile daha keskin bir
muhalefet çizgisi tutturdular. Yani bir işte Miraç Kandili'nde Saadet Partisi Genel Merkezi'nde Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ilan edildiğini hatırlayalım. Dolayısıyla zaten yani çok derinlemesine angaje olmuş durumdalar onlar. Benim sözünü ettiğim husus yani yeniden refahın başka bir yerden yola çıkarak tekrar bir Saadet Partisi söylemine ve eylemine yönelmesiydi benim kastım. O nedenle yani burada yeniden Refah Partisi'nin bir tutarlılık problemi olduğunu, bir ikilem içerisinde olduğunu, bunun parti içerisindeki aktörlerde de bunu görüyoruz. Yani bir taraftan işte Doğan Aydal gibi Erdoğan Amerika'ya kaçmakla itham edecek isimler de var orada. Öbür tarafta işte AK Partililer bizim kardeşimizdir, onlarla senkronize hareket etmeliyiz gibi bir yaklaşım içerisinde olanlar da burada söz konusu. Ama ben şu benim zihnimde net, yani yeniden Refah Partisi eğer mevcut tutumunu, mevcut söylem ve eylemini sürdürürse o zaman yani bir Cumhur İttifakı tabanında da dikkat çeken bir parti olmaktan uzaklaşacaktır. Daha küçük, marjinal bir parti haline dönüşecektir. Çok teşekkürler. Bir başka başlık da bu yine bizim hafta sonu boyunca da konuştuğumuz mecliste Can Atalay oturumu ve yaşanan kavganın görüntüleri. Az önce Mahmut Abbas'ın işte Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki hitabını hatırlattı Ervin Hanım. Mesela bu bütün dünya basınında manşet olduğu görüntüler, verdiği mesajlar çok konuşuldu. Bundan bir gün sonra, üzerinden yaklaşık 24 saat geçti geçmedi, bambaşka bir görüntüyle dünya basını bu sefer Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni konuşur oldu. Hafta sonu mesela Wall Street Journal'da uluslararası sayfanın başına fotoroman gibi böyle 4 görüntü, 5 görüntü karesini yerleştirmişler. İşte Alpay Öcalan'ın yürümesi, Ahmet Şık'a yaklaşması, elini kaldırması, orada yaşanan arbede hepsini görüntü altında sadece birkaç cümleyle olayı özetlemişler. Böyle bir görüntüyle vermişler. Pek çok başka uluslararası medyada da Türkiye parlamentosunda yaşananlar diye haberler gördüm ben. Şöyle Elfin Hanım, buyurun sizinle başlayalım. Orada bazı iddialar da ortaya atıldı. Örneğin işte bu kınama ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kınama cezası ile ilgili bir telefon trafiği yaşandığı söylendi. Bekir Bozdoğan arkasını dönüp gitmesi içerisinde başka bir anlam arandı. Hepsinden öte şu görüntüler de apayrı konuşuldu. Siz ne dersiniz, merak ettim, buyurun. Yani çok kötü, çok kötü, çok çok kötü. Bir kere Can Atalay'ın daha evvel aynı benzer şekilde benzer süreçlerden geçmiş Gergerlioğlu gibi, Berberoğlu gibi, Engin Alan gibi kararın, AYM kararının okunup, yani o zamanlarda işte CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın adım adım çok güzel anlatmış o süreçleri de, yani bir hukukçu olarak, ama hukuka hakim olmayan insanların da anlayabileceği şekilde o dönemlerde de benzer şeyler yaşandığını, Yargıtay'ın kararlarının kesin hükümlerinin okunduğu, ardından AYM'nin kararının okunduğunu ve milletvekillerin görevine geri döndüğünü söylüyor. Şimdi aynı şeyler yine yaşanıyor ama Can Atalay serbest bırakılmıyor. Şimdi bunun tabii anlaşılabilir bir tarafı yok. Yani AYM'nin kararlarının mecliste okunmamasının, yok sayılmasının anlaşılabilir bir tarafı yok. Üstelik 15 tane üyesinin 13'ünün bizzat AK Parti tarafından atanmış, sadece ikisi Abdullah Gül döneminden kalma olan AYM'nin hani neden kararları uygulanmıyor? Bunun anlaşılabilir bir tarafı yok. Ama bakınız, diğer taraftan bu kadar gergin bir atmosfer, bu kadar gergin bir dönem, kendi partisinin bir biliyorsunuz yani Enis Berberoğlu hapisteyken Sayın Kılıçdaroğlu Ankara'dan İstanbul'a yürüyüşe çıkmıştı, yani bir yandan da bu adalet, hak, hukuk, adalet diye. Yani bir milletvekili tutukluysa o partinin genel başkanı, milletvekilleri her türlü protestoyu yapar. Ahmet Şık ileri sözler söylemiş olabilir, meclis başkanı uyarır, temiz bir dil kullanmasını teklif eder vesaire. Bu sonra da AK Parti grubu söz alır, yanıt verir, bu şekilde korunabilir. Fakat işin içine yumruk girdi mi? Yani ne haklı kalıyor, ne haksız kalıyor, ne ortada doğru düzgün bir konuşabilecek söylem kalıyor, alan kalıyor.
hiç hoş değil, hiç şık değil. Yani Türkiye parlamentosunun bu şekilde dünya gündemine gelmesi hiç hoş değil. Yani şiddet hiç hoş değil yani. Yoksa yani tekrar ediyorum, Ameşik'in sözlerini çok ileri bulmuş olabilirler, çok karşı çıkıyor olabilirler. Bunların hepsi çok anlaşılır. Meclis başkanı nereye gidiyor bir kere? Yani meclis başkanının bir kere sakinleştirip uyarması, konuşması vesaire lazımken böyle bir durum. Zaten neden hani Numan Kurtulmuş yönetmedi? O gün sıra zaten Cumhuriyet Halk Partili üyedeymiş meclisi yönetme sırası. O da verilmemiş filan. Yani böyle bir düzensizlik içerisinde bir düzen bekliyoruz. Herkes de kendi hakkını kaba kuvvetle arıyor. Yani bu doğru değil bakın, her ne olursa olsun. Yani mesela Alpay Özalan çıksın o kürsüde konuşma yapsın. Yani o söylenen sözlere karşı en sert konuşmaya yapsın. Gerekiyorsa o sözlere karşı kendisi aynı sözlerle yanıt versin ama yumruk atmasın, şiddete girmesin. Yani fikirler yarışsın o platformda. Yanlış buluyorum tabii ki, yani böyle bir şiddet, aynı zamanda bir kadın milletvekiline de orada bir şiddet, yani orada o arbedede bir kanama kaşı yarıldı sanıyorum falan. Bunlar hiç hoş şeyler değil. Bir de geçmiş yıllarda mecliste benim hatırladığım bir milletvekili de hayatını kaybetmişti. Yani çok da hafife alınacak işler de değil. Oradan bazen böyle acı sonuçlar da çıkabiliyor. Dolayısıyla ben şiddetin toplumun her kesiminden ama başta da meclisten uzak durması gerektiğini düşünüyorum. Teşekkür ederim. Yani evet, mesela o kan damlayan görüntüler vesaire. Bugün Saygı Öztürk'ün Sözcü Gazetesi'nde bir röportajı vardı. Oradan bir atıf yapayım. Ali Naile Erdem'le yaptığı bir duayen Türk siyasetçiyle bu soruyu sordum diyor, ne düşünüyor diye. Meclis bu arenası değildir yorumunu yaptığını söylüyor Ali Naile Erdem'in. Bir de sizin dediğiniz o şeye mesajı atıf var burada. Yani siz mecliste olan kavgayı alkışlarsanız sokaktaki insan selamdan önce kavganın adamı olur. Bu itibarla milletvekili her hareketiyle konuşur. Oturmasıyla, oturmasıyla terbiyeli, efendili, saygıdeğer insandır. Son kavga dünya basında manşet olmuştur. Kimsenin, Türk milletini böyle göstermeye hakkı yoktur ifadelerini kullanmış o da. Ne dersiniz Mehmet Hacet? Görüntüler gerçekten, bir gün önce Abbas'ı bütün manşetten veriyorsunuz dünyaya, bir gün sonra bunu veriyorsunuz manşet olarak dünyaya. Neden Numan Kurtulmuş yönetmedi diye sordu Elfin Hanım. Buyurun. Şimdi tabii ki yani izlediğimiz, gördüğümüz görüntüler can sıkıcı, üzüntü verici görüntüler. Dediğiniz de doğru. Yani iki gün önce Filistin Devlet Başkanı'nın yaptığı bir konuşma, dünyaya verilen güçlü bir mesaj. Amerikan Kongresi'nde katliam yapanların ayakta alkışlanmasına karşı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde katliama uğrayanların ayakta alkışlanması gibi güçlü bir mesaj orada çıktı. Bugün, o gün oraya muhalefet partileri de katıldı. Dolayısıyla orada bir meclisin orada bir iradesi ortaya çıkmış oldu. Onun üzerine iki gün sonra bu görüntülerin ortaya çıkmasının bir üzüntü verici, can sıkıcı bir tarafı var. Şimdi ben şunu da söyleyeyim tabii. Burada şu an gördüğümüz milletvekillerinin çok büyük bir bölümü ayırmak oraya kavga etmek için değil. Zannederim değil mi? Tabii tabii, yani onda. Onu da söyleyelim. Yani bu kadar büyük bir kavgaya giden milletvekili grubu olmadı. Orada sanki yatıştırmaya çalıştıkları görünüyor gibi geliyor buradan bakınca. Tabii tabii, yani o, ya bu bir mecliste gruplar halinde milletvekilleri kavga ettiler görüntüsü değil. Burada kavgayı yatıştırmak için oraya kürsüye yönelen görüntülerde de görüyoruz zaten. Büyük bir bölümü durumu yatıştırmak için orada bulunuyorlar. Ama İşin tabii iki taraflı baktığımız zaman zaten verilen karar da doğru bir karar. Yani iki taraflı kınama kararı verildi. Orada Numan Kurtulmuş oylattı meclise ve belli ki onun öncesinde de bu konuda bir uzlaşma oldu. Yani iktidar ve muhalefet, bütün partilerin grup başkan vekilleriyle yapılan görüşmelerde iki tarafın da, hem Ahmet Şık'ın hem Alpay Özalan'ın kınanması yönünde bir mutabakat sağlanmış. Doğru olan da bu. O gerilimin yatışması anlamında bence bir uzlaşı ortaya çıkmış oldu. Şimdi burada tabii ben bir taraftan izliyorum, 3 gündür tek taraflı bir şekilde oradaki provokasyon sonrası ortaya çıkan görüntüler gündeme geliyor. Ama bu işin
bu gerilimin ortaya çıkması burada büyük bir provokasyonla oluyor. Bunu da göz ardı edemeyiz. İşte Ahmet Şık eleştiride bulunurken, ithamda bulunurken gibi bir takım ifadelerle geçiştiriliyor ama o cümleler tam bir provokasyon amaçlı. Daha kürsüye gelir gelmez işte benim önümde şu anda meclis tutanağı da var. İlk cümlesi sizde hiç utanma yok diye başlıyor. Sonra sizde haysiyet yok diye başlıyor. Haysiyetsizler diyor. Bunlar hakaret cümleleridir biliyorsunuz. İnsanları haysiyetsizlikle suçlamak hakaret suçuna girer. Cezaevi de içerir. Sonra tehdit var orada yine konuşurken. O salladığın parmağı kıracağız. Sen bunu yaşayacaksın diyor. Oradan bu şekilde konuşurken hem hakaret hem tehdit ederek konuşurken işte Eyüp Kadir İnan AK Parti Gençlik Kolları Başkanı bir tepki gösterince ona o salladığın parmağı kıracağız sen bunu yaşayacaksın diyor. Şimdi yetmedi orada ara veriyor meclis yani yönetimi oturumu yöneten Bekir Bozdağ. Sonra tekrar başlıyor tekrar söz veriyor Ahmet Şık'a tekrar yine provokasyonlara başlıyor ve şöyle cümleler kuruyor bakın diyor ki bu ülkenin yani AK Parti sıralarına dönerek bu ülkenin en büyük terör örgütü, bakın AK Partili milletvekillerini terör örgütü üyesi olmakla suçluyor. Hanedanlık mafyasıyla devlete çöken, işte bu sıralarda oturanlar diyor, en büyük teröristler de buradakilerdir diyor. Bunu herkes bilmeli diye, sonra da işte tutanakta AK Parti sıralarından gürültüler diye devam ediyor. Bu kadar hakaret amiz, bu kadar yani bu eleştirinin boyutunun çok ötesinde söylemler. Ama bunun şu açıdan bakanlara ne diyeceksiniz? Yani ne olursa olsun burada bir kürsü dokunulmazlığı da var. Buna yanıt verecekseniz bunun yanıtı şiddet diliyle mi olmalı? Yani meşrulaştırır mı şiddeti bu söylemler? Onu söyledik ama sadece o kısmına dönük ben bakıyorum, izliyorum. Bir yaklaşım söz konusu olduğu için. Özellikle ben bu provokasyonun nasıl başladığını da aktarmak istedim. Yani çok açık bir şekilde oradaki milletvekillerine siz terör örgütü mensubusunuz diyor. Siz diyor tekrar ifade edeyim. En büyük teröristler işte bu sırada oturanlar diyor. Şimdi burada yani oradan tabii tepkiler oturduğu yerden tepki gösterenler var. Onlar kendilerini tutarak bu şekilde tepki yani oraya kürsüye doğru yürümeden tepki gösteriyor. Büyük bölümde bu sağduyu gösteriyor aslında. Orada sadece oturum kapandıktan sonra Alpay'ın yaptığı yanlış bir hareket söz konusu. Ama bu işin bir numaralı müsebbibi bu provokasyon konuşmasını yapan kişidir. Yani o gerilimin niçin ortaya çıktığını konuşurken bu sarf edilen orada kürsüden sarf edilen cümleleri görmezden gelemezsiniz. Ne oldu da peki, böyle ne yapılmalıydı? Oldu sorusuna yani, bir cevap bulmadan. Siz ilk başta dediniz ki şiddet doğru bir yöntem değil. Ama bunlar da çok ağır hakaret amiz ifadeler. Peki ne yapılmalıydı? Şiddetin içerisinde Sena Hanım, o şiddetin içerisinde Ahmet Şık'ın da diğer arkadan gelip rastgele yumruk sallayan muhalefet sıralarından, DEM Parti sıralarından gelen o şiddetin içerisinde onlar da var. Mecliste kan aktı. O akan kan, yani o geçmiş olsun bir milletvekili, o kavga sırasında havada uçuşan yumruklar sırasında, kimin yumruğu kime denk geldi, itiş kakış sırasında, o şiddet, eğer ortaya çıkan o şiddet bir tarafın ürettiği bir şiddet değil. Orada da bir ortaklık durumu söz konusu. Eğer sadece şiddet üzerinden ilerleyeceksek, tek taraflı bir tarafın öbür tarafa saldırısı da söz konusu değil. İki taraflı orada bir durum söz konusu. Ama ben şunu tekrar edeyim. Yani meclisin saygınlığı, milletvekillerinin saygınlığı anlamında orada bulunan vekillerin çok büyük bir bölümü iktidarıyla, muhalefetiyle aslında ortamı yatıştırmak için orada hazır bulunuyorlar. Dolayısıyla yani tekrar edeyim ben esas o görüntünün ortaya çıkmasının bir numaralı müsebbibi o provokasyon konuşmasını yapan tipli milletvekilidir. Teşekkür ederim. Ne olursa olsun toplum bunları izlerken de çok yoruluyor. Çünkü toplumun her kesiminde maalesef zaman zaman önümüze geliyor, haber olarak da veriyoruz. Bu yoran görüntüleri görüyoruz. Mecliste de görünce
Buyurun Ersun, varsa ekleyeceğiniz alayım. Yani son söz şunu ekleyeyim. Buyurun. Bir şey ekleyebilir miyim ben Elfin Hanım? Özür dilerim. Şimdi bir mesaj geldi AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu. O da radyoda dinliyormuş programı. Şöyle bir şey söylüyor. Yani o usul tartışmalarında söz alan DEM Parti Grup Başkan Vekili Gülistan Kılıç kendisine verilen konuşmayı Ahmet Çık'a devretti. Devamında da muhalefet tarafından mecliste arbede çıkarılması yönünde daha önceden planlandığı anlaşılan ve ağır hakaretler içeren provokatif bir konuşma yapan Ahmet Çık, çıkan arbedede AK Parti milletvekillerini yumruk sallarken dirseğinin sert bir darbe ile Gülistan Kılıç'ın kaşına gelmesi ve kaşının açılması nedeniyle mecliste kan dökülmesine sebep oldu diyor. Yani orada Gülistan Kılıç'ın kaşından yaralanmasının olayın böyle gerçekleşti. Oradaki arbede sırasında Ahmet Şuk'un rastgele salladığı yumruklarla ilişkili olduğunu söylüyor. Provokasyon... Şimdi ama tabii yani Ahmet Şık'a da bir... Şimdi Ahmet Şık böyle kendi kendine kürsüde etrafa yumruklar savurmuyordu herhalde. Hani onun bir denk geldi. Bir saldırı oldu. Ondan sonra zaten arbedeye döndü yani artık. Şimdi şunu bir tespit edelim. Yani şiddet burada bir noktadan çıktı. Provokasyon, provokatif konuşmalar var mıdır? Vardır. Peki o tek taraflı mıdır? Yani şu şiddeti bile çift taraflı diyorsanız hani şu kavgayı bile hani başlatan belli, ilerleyiş süreci belli vesaire. O zaman o kirli dil de tek taraflı değil. Yani birbirine terörist diyen, sen teröristsin, sen teröristsin diyen dil de tek taraflı değil. Madem böyle bir büyük oyun olduğu düşünülüyordu, yani böyle bir hazırlık olduğu düşünüyordu, keşke AK Parti grubu bunu bozsaydı yani. Bunu bu daha olumlu bir şekilde, ılımlı bir şekilde bozsaydı. Madem öyle yani Sayın Grup Başkan Vekili'nin söylediği gibi bir hazırlık olduğunu düşünüyorlardı. Ha şimdi yangına körükle gidilir mi? Yani orada çok sert, provokatif bir konuşma yapılıyor deniliyor. Mesela ona yumrukla mı girilir yani? Yani neresinden bakarsanız bakın yanlış oldu. Onu söylemem lazım. Böyle olmasını istemeyiz. Bir de bu meclis toplumun hakikaten yani rol model, örnek olması gereken bir müessesesi yani. En üst düzey insanların bulunduğu, kamu bürokrasisinin en üst düzey temsilcilerinin bulunduğu bir meclis. Şimdi burada böyle bir tartışma olursa 13-14 yaşındaki çocuklar bile sokakta kavgayla derdini anlatmaya, çözmeye çalışır yani. Bu da böyle topluma sirayet eder. O yüzden hani olabilir provokatif konuşmalar, sert sözcükler, maksadını aşan sözcükler falan, bunlar mecliste ilk de değildir ayrıca. Yani bu laflar, sözler ilk de değildir. CHP sıraları da çok duymuştur işte teröristsiniz, şusunuz, şunlarla korkulasınız, bunlarla bilmem nesiniz. Başkaları da çok duymuştur. Burada meseleleri nasıl çözdüğünüz önemli. Şiddete bence hepimizin terör örgütü karşı çıkması lazım. Olarak nitelendiren bir konuşma ben hiç denk gelmedim şimdiye kadar. Yani AK Parti'de en büyük teröristler diye doğrudan Cumhuriyet Halk Partililere ithamda bulunması falan, böyle bir şey hiç olmadı. Yani bu konuşma başka bir şey. Yok yani bakın konuşmaya, ben başta söyledim, konuşmaya keşke aynı sertlikte cevap verselerdi yani, ya da daha sert cevap verselerdi. Yani konuşma veriliyor sert olabilir, benzeri şeyler oluyor. Yani sert konuşmalara işte sert cevaplar verildiği de oluyor. Şiddete karşıyım yani, şiddet de savunmayalım yani, oraya hepimiz giden insanların hepsini yani. Hepimiz karşıyız orada. Tabii. Yani oraya giden insanların birikimi var yani, bu laflara cevap verecek birikimleri de var yani. Hani öyle bir cevap verirler ki orada fikirlerin tartıştığı bir ortamda karşı taraf hem mahcup olur hem söylediklerinden fikirlerin tartışması yok ki burada yani. Açıktan aleni hakaret, galiz tehditler, saldırılar söz konusu burada. Tabii de bir şey söyleyeyim. Ne demem bekliyorsunuz? Vallahi iyi yapmış. İtama. Yani zaten o da ona birkaç kelam da iyi yapmış mı diyeyim. Birkaç yani, kelam da bu laflarla, bu provokasyona sebebiyet verenle ilgili birkaç şey söyleyebilirsiniz. Yani maksadını aşan laflar, sözler söyledim. Bunu başından beri söylüyorum. Yani bu önemli değil. Ama onlar da çok laf duydular. Can Atalay'a da çok teröristsin diyen oldu. Bilmem ne de oldu. Yani bu teröristsin lafı maalesef dile düştü yani. CHP'lilere terörün kayığını bilenler, terörle kol kola yürüyenler, teröristlerin bilmem
cenazesine gidenler. CHP'liler de bu lafları onlar, çok duydu. Onlar eleştiri, ağır eleştiri sınıfına girer. Niye? CHP'ye yani dönüp işte bu da siz terör örgütüsünüz diyor, demek başka bir şeydir. Yani tamam, peki bu ayrımı o zaman keşke orada güzelce anlatsalarmış diyorum. Şiddetin olmaması gerektiğini. İşte çıkan sonuç, bakın tüm o sözlerin ötesinde, yani zaten üslup bana uygun bir üslup değil. Ben hiçbir zaman işte yıllardır yorum yapıyorum. Bu tür şeylere de karşıyım. Ajite laflara, sözlere, neticede 20 yıldır toplumun oy verdiği bir partiden bahsediyorsun, iktidara getirdiği. Ama hani bunun karşılığında da şiddetin yanında olmak ya da şiddeti meşrulaştırmak doğru değil. Bakın bu yarın bir gün toplum içerisinde başkaca çatışmalara döner. Yani bunu da belirtmek lazım çok keskin bu, bir şekilde. Tabii yani şiddeti meşrulaştıran bir şey, yani bu programda da kimseden sadır olmadı. Orada da kimseden iyi oldu, o oldu. İşte kınama cezası kararı verilmesine orada AK Partililer de oy kullandılar. Peki ben çok kısa bir şey soracağım, merak ediyorum. Bu planlı ve provokatif bir hamle diye siz de not düştünüz. Az önce Sayın Genel Başkan Yardımcısından da gelen mesajı paylaştınız. İnsanın aklına da şu soru geliyor. Bu planlı ve provokatif bir hamle ise şayet bir gün önce işte dünya basını az önce konuştuk, Abbas'ın verdiği mesajlar üzerinden konuştu. Yani bir provokasyonsa bunun üzerine gerçekleşmiş bir provokasyon olduğunu hadi speküle edelim, varsayalım. Bunun neden önüne geçilmedi de bu noktaya getirildi o zaman Mehmet Hoca? Ne dersiniz? Ya şimdi ben şunu söyledim size, yani orada bu saldırgan üsluba, hakaretlere, tehditlere rağmen AK Parti grubu yerinden, bulunduğu yerden mecliste, genel kurulda bir reaksiyon gösteriyor. Aslına bakarsanız yani orada tutuyorlar, kendilerini frenliyorlar. Karşıda çok net bir provokasyon var. Gel yapmaya çalışan bir üslup var. Ama onlar bunu kendilerini, şimdi bu tutanaklarda da uzun bir tutanak burada. Onun ilk başlangıç anında çeşitli isimler burada. Hazırlıklı gelmişsiniz bugün, tutanağın bütün dökümü bulundukları sizde yerde, var. Ya ben o gün aldım çünkü baktım bu nedir, bunun arkasında ne var diye. Hı hı. O gün de yine Habertürk'te bir yayınımız olmuştu. İzledim. Dilek Hanım'la. Ona binaen özellikle çünkü en sağlıklısı bu. Yani tutanaklardan kim ne demiş, nasıl gelişmiş, hı hı, daha rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Ama orada o konuşma, ya konuşma da değil. Yani dedim ya ilk cümlede siz... utanma yok sizde diye başlayıp, haysiyetsizler diye devam edip, o salladığım parmağı kıracağız diye yine devam eden, en sonunda da tekrar söz verildiğinde, bakın ilk ara veriliyor, o ara verildikten sonra bir anormal bir durum olmuyor, yani bir kürsüye yürüme falan olmuyor, tekrar açtığında genel kurulu Bekir Bozdağ tekrar Ahmet Şık'a söz veriyor. Onun üzerine geliyor, diyor ki en büyük, bu ülkenin en büyük terör örgütü hanedanlık mafyasıyla devlete çöken işte bu sıralarda oturanlar, en büyük teröristler de buradakilerdir diyor. Onun üzerine işte tekrar ara veriyor ve sonrasında da maalesef o görüntüler karşımıza çıkıyor. Yani aslında yani genel anlamda bir sükuneti koruma, yani her şeye rağmen kendilerini frenleme durumu burada söz konusu. Ama ben şuna katılıyorum, yani hazırlıklı bir şekilde orada bilinçli bir şekilde ortamı germe ve provoke etme anlamında önceden bir hazırlık yapılmış. Çeşitli kulis bilgileri ben bir gazeteci arkadaştan duydum mesela, öncesinde de kuliste orada buna dönük bir takım hazırlıklar, bu minvalde bir konuşma yapılmasına dönük hazırlıklar yapılmış. Artı DEM Partili milletvekili de yerini ona bırakıyor, Ahmet Şık'a bırakıyor. Bunlar yani hazırlık yapıldı yapılmadı bundan bağımsız olarak zaten olan hadisede çok açık bir provokasyon var. Yani siz insanlar, herkes onuruyla şerefiyle yaşar. Bu şekilde hakaret ederek, tehdit ederek insanlara saldırmaya kimsenin hakkı yoktur. Ya bunu söyledim, öbür kısmını televizyonlarda yeni açmış olanlar için söylüyorum. Tek taraflı bakmıyorum. Tabii ki başta söyledim. Ben o kararın da yani Alpay'ın hareketinin kınanması, Ahmet Şık'ın konuşmasının kınanması kararının bir uzlaşmayla çıktığı,
ortalama aklı selim de zaten bunu söyler. Yani orada iki tane yanlış hareket. Ne oluyor kınanma cezası? Son bir dakikamış ama ne oluyor kınanma cezasıyla? Yani bu kınandı ve bunun not düşürmüş oluyor onu. Evet, yani daha ötesinde bir şey olmuyor sonra, ama birkaç kere daha olduğu zaman iş tüzüğe bir bakmak lazım bu konuda. Maaşın şey üçte biri kesiliyormuş. Şimdi Seval editörüm bana söyledi kulağıma. Evet. Maaşın üçte biri, böyle bir kınanma cezasının karşılığı bu. Peki Ersin, Mehmet Bey buyurun, bir cümle olsun Ersin'den de alayım. Kendi maliyeti, kendi yani manevi maliyeti yeter zaten. Öyle söyleyeyim. Manevi maliyeti yeter diyorsunuz. Buyurun Ersin Hanım. Yani toplum çok gergin. Bunu görmek lazım. Bu kadar baskı altında toplumu bir arada ve huzur içerisinde yaşamasını sağlamak adına meclisin ve siyasetçilerin rol model olması gerekiyor. Bu bağlamda da özellikle şiddete yani çok dikkat etmek gerekir diye düşünüyorum. Tabii ki temiz bir dil de yani aynı anlamda aynı eşit derecede çok önemli, ama karşılıklı temiz bir dil, yani nasıl ki şiddet karşılıklı önemliyse temiz dil de aynı şekilde önemli. Bu bağlamda siyasetçilerin örnek olması gerekir diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Yazar Elfin Tataroğlu ve Kanal 7 Ankara temsilcisi Mehmet Acet bana eşlik ettiler bugün Para Gündem'de. Çok sağ olunuz bize katıldığınız için. Şimdi bugünlük noktaladık Para Gündem'i. Bir sonraki randevumuz yarın 9'da. Bekleriz, hoşçakalın.